Arkadaşlar merhaba, ben Üstü Hoca. İşte çılgın tekrarın tam zamanı. Bugün inanılmaz bir tekrarla karşınızdayım. Edebiyat full tekrar yapacağız ama inanılmaz bir artıyla. Nedir hocam artısı bu tekrarın? Anahtar kelimelerle yapacağız. Mesela birazdan edebi akımlarla başlayacağız. Edebi akımlar artı bir nettir. O yüzden şöyle tertemiz başlayalım istedim. Bütün dönemler, bütün nazım biçimleri, nazım türleri, her şeye bakacağız. Her şeye, eksiksiz. Fakat anahtar kelimelerle yapılıyor olması inanılmaz bir şekilde sizi geliştirecek. Mesela bir kelime vereceğim. Bu kelime hangi edebi akımı hatırlatır? Ha, bu kelime varsa şöyle bir akımdır. Tarzında bir tekrar yapacağız. Bu inanılmaz bir şey. Yani bütün bir edebiyatın bu şekilde tekrar edildiğini düşünseniz de çılgın. Normalde maddeyi yazıyoruz mesela tanzimat dönemi yazıyoruz altına 10 madde ben ilk maddeyi büyük bir heyecanla açıklarken bazen öğrenci aşağıdaki maddeleri okuyup atamam ya ben bunu anladım diyebiliyor ya da ikinci maddede çok önemli bir şey söylüyorum o 8'de 9'da kalıyor falan oraları okuyabiliyor falan çok önemli şeyler kaçabilir. Burada anahtar kelimeyle gideceğimiz için tek tek her maddeyi her anahtar kelimeyi konuşa konuşa gideceğiz. Uzun bir video bizi bekliyor o zaman girişi çok uzatmaya gerek yok diye düşünüyoruz. E o zaman haydi anahtar kelimelerle hiç daha önce görmediğiniz inanılmaz orijinal bir video karşınızdayım. Anahtar kelimelerle full tekrar başlasın hocam artık gelsin. Evet kendimizi bir hazırlayalım. Saçımız, başımız yani idare eder. Üstümüz idare eder. Her şeyimiz hazır. E o zaman mikrofonumuzu şöyle azıcık bir çekelim kendimize. Harika hocam. Başlıyoruz. inanılmaz başlıyoruz. Anahtar kelimelerle full tekrarın ilk aşaması. Gelsin hocam tabii ki edebi akımlarla gelecek. Evet edebi akımlara başlıyoruz arkadaşlar. Bütün edebi akımlar var burada ekranda bütün edebi akımlar var. Doğal olarak burası %100 artı bir net arkadaşlar. Ben buraya bir yazacağım yine de artı bir net diye. Hiç kaçarı yok. Buradan soru gelmeme ihtimali yok yani. E o zaman haydi başlayalım arkadaşlar. Eğer insancıllık vurgusu yapılırsa, insancıl, insan sevgisi var ise Yunus Emreler, Mevlana'larla fazlasıyla hatırlarız bu akımı. Aklımıza gelmesi gereken akım şöyle bir yanaşayım ben de tam şeklimi alayım. Ha süper. Humanizm olacak arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayınız. Tamam şöyle yavaşça bir yazmış olayım. Hümanizm çok aman aman gündeme gelmeyen bir akım. O yüzden hazır olmanızdan büyük fayda var. Şöyle bir yerleşeyim ben. Ha akıl sağduyu kuralcılık dediğimiz zaman aklımıza gelecek tek akım var. O da Klasisizm bakın klasizm değil dikkat. Klasizm cepte kalsın. Eğer soruda coşumculuk, duygu gibi kavramlar vurgulanıyorsa. Mesela duygu klasisizmde yoktur. Vurgulanamaz mümkün değil. Hümanizmde duygu muygu duygunun değesi geçmez. Sevgi falan der ama duygunun adıyla gelir karşımıza. Gelen anlamda bir duygu vurgusu yaptığı zaman bunun romantizm olduğunu çok rahat hatırlamalısınız arkadaşlar. Romantizm aman dikkat full tekrara başladık heyecanlıyız. Edebi akımlarda artı bir net yapacağız. Haydi başlayalım devam edelim. Gözlem dedik, belge dedik, kanıt dedik. Hocam tabii ki realizm dedik. Aman dikkat. Onu da şöyle bu tarafa çekelim, o tarafa yığmayalım. Artistik olsun abi. Bu videoda her şey artistik olsun. Dil ve estetik kuralları yok. Kuşku bizim için önemli diyor. Bak hiçbir kuralı saymayız biz diyor. Bizim diğer adımız kuralsızlık hocam diyor. Ne işimiz var kuralla? Tabii ki bunu söyleyen akımımız Dadaizm olacak lütfen cebinizde kalsın. Tristan Tizana ile karşımıza gelecek. Tahta at anlamına da gelen dada sözcüğünden türetilecek. Deney, soya çekim, laboratuvar. Dünya bir laboratuvardır diyor adeta değil mi? Biz dünyada deneyler yapıyoruz vesaireler yapıyoruz diyor. Soya çekim, deney vurgusu varsa arkadaşlar cevabımız bariz bir şekilde naturalizm olacak. Natur, dikkat, naturalizm Aman arkadaşlar çok çok önemli. Bu anahtar kelimeler verilmeden bu akıplar sorulamaz. Mümkün değil. Yabancı temsilcilerle işiniz olmasın. Her ne kadar biz böyle denemelere şunlara bunları katsak da içiniz rahat olsun. Yabancı temsilci değil de daha çok özellik bazlı gitmelisiniz burada. Realizmin şiirdeki hali dediği an aklımıza ne gelecek? Tabii ki parnasizm gelecek. Parnasizm cepte kalsın. Anlam kapalı. Musiki var. Ahenk var. Daha ne olsun? Burada vurgulanan akımsa Haydi cevap gelsin. Sembolizm olacak arkadaşlar. Çok sakin. Acelemiz yok. Bu akımlardan biri mecbur sorulacak. Bilinç dışı veya rüya vurgusu varsa arkadaşlar aman dikkat. Vurgulanan şeyin sürrealizm olduğunu biliyorsunuz. Sürrealizm, sürrealist yani gerçek üstücülük. Adı üzerinde zaten. Gerçek dışı bir şey varsa e soyutluk vurgusu olmak zorunda değil mi? Soyutluktan bahsedecek. E, rüya diyecek, bilinç akışı diyecek, diyecek de diyecek. Hadi devam edelim. İç gözlem vurgusunun yaptığı an itibariyle hatırlayacağınız tek bir akım var arkadaşlar. Ekspresyonizm aman dikkat. iç gözlem Expressionizm yazabilirsem. Evet izlenimcilik var arkadaşlar devamında. İzlenimcilikten kastımızsa empresyonizm olacak. Bu da cepte kalsın. Empresyonizm sorulur mu? Çok zor ihtimal. Bence çok düşük bir ihtimal ama gelebilir diyeceğiz ve hepsini anlatacağız. Eksiksiz. Ama tekrar ediyorum sanki yukarıdakiler daha önem taşıyacak. Empresyonizme tepki olarak şimdi emperi, e, empresyonizm dedik, izlerimcilik dedik de buna tepki olarak doğan bir akım var. Kübizm arkadaşlar lütfen dikkat. Kübizm daha çok böyle resimde vesaire de kendisini gösterecek. Harf ötesinde hiçbir şey yoktur diyen edebi akım hangisi arkadaşlar hatırlayın lütfen. Harfçilik anlamına da gelen tabii ki letrizm arkadaşlar. Lütfen unutmayınız letrizm çok çok önemli. Varoluşçuluk özgürlük vurgusu yapılırsa eğer soruda biz buna egzistansiyalizm diyeceğiz. existansyalizm Süper hocam harika. Var mı soru işareti? Yok arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz hareket, dinamizm ve serbest şiir diyorsa eğer gelecekçilik anlamındaki fütürizmi konuşacağız. Bütün akımlar ekranda. Bu anahtar kelimelerin kullanılması zorunludur. Mecburi yöndür. Net mecburi yön hocam buraya dönmek zorundasın. Doğal olarak için rahat olsun. Bütün edebi akımlar konuşuldu. Artı bir net kesinlikle cebe konuldu arkadaşlar. Burada kafalarda hiç soru işareti yok. Bilinmesi gereken özellikler ise akımların bunlar arkadaşlar. Lütfen cebinize koyun. Şöyle bir tekrar yapın. Tabii ki videoyu durdurmak, öncesinden bakmakta faydalı olur ama şu tekrarlar, okumalar, duymalar kesinlikle edebi akımlar sorusunu yaptıracak edebi akım sorusunu. Artı bir net mutlaka gelecek arkadaşlar. Bir sorumuz garanti var. iki soru olmaz. Sorulmadığı yılda yok. içiniz rahat olsun. İşte soru burada arkadaşlar. Hümanizm, klasizm, romantizm, realizm, dadaizm, naturalizm, parnasizm, sembolizm, sürrealizm, eks ekspresyonizm, empresyonizm, kübizm, letrizm, egzistansiyalizm ve Futurizm. Kulakları aşina olsun. Bilinçli olarak tekrar ettim. E o zaman edebi akımlara bir eyvallah diyelim hocam. Onlara bir selamımızı göndermiş olalım. Ne gelsin? Ufak ufak şiir bilgisine girelim arkadaşlar. Evet geldik şiir bilgisine arkadaşlar. Çok önemli bir noktadayız. Manzum mensur ne kadar tür varsa onları aldım arkadaşlar. Genel başlığımız şiir bilgisi. İçerisinde nazım türleri olacak. Yani mensur hallerini bile anlatacağız sizlere. Eksiksiz gideceğiz yani. Haydi başlıyoruz. Tamamı vurgusuna dikkat. Eksiksiz gidiş. Bakın arkadaşlar. Tarih yazıları için biz hangi ifadeyi kullanıyoruz? Düz yazılar için tarih ifade eden, tarihi anlatan değil mi? Ama dikkat. Onlara vakai name diyoruz. Şu namelere bir bakalım arkadaşlar. Vakai name. Hatırlayacaksınız vakanivis deniyor değil mi? Tarihçi yazarlarına vakanivis. E, o yazılan eserlere ise vakayiname dendiğini unutmayınız lütfen. E devam edelim. Divan edebiyatında biyografinin karşılığı neydi arkadaşlar? Şairlerin, yazarların hayat hikayelerini anlatan günümüzdeki biyografinin divan edebiyatındaki karşılığı uyuma teskire. Aman arkadaşlar aman arkadaşlar teskire canlan. Çok önemli bir taklit tekrardayız. Lütfen canlanalım. Fıkra artı hiciv artı mizah varsa eğer bir eserde... O eserin adı arkadaşlar Leta ifname olacak. Unutmayınız lütfen. Fıkra, hiciv, mizah ne varsa hepsi içiçeyse onlara letaifname diyeceğiz. Geldik bir başka türe aman dikkat. Gezi yazısı için arkadaşlar seyahatname ifadesini tercih ettiğimizi çok iyi biliyorsunuz. Seyahatname! Evliya Çelebi'nin var 10 ciltlik mükemmel seyahatnamesi lütfen unutulmasın. Peki hocam elçiler yaparsa bu geziyi? Yani bir edebiyatçı yaptı, edebi bir kişilik yaptı, ona seyahatname dedik. Ama elçiler yaparsa ona da dikkat lütfen ...separetname diyeceğiz uyuma, separetname cepte kalsın. Eğer peygamber hikayeleri anlatılıyorsa aman dikkat, kısası NBA, kısası NBA dendiğini lütfen unutmayınız cepte kalsın. Devlet yönetimi hakkında bize bilgiler verirse biz ona ne diyeceğiz? Tabii ki siyasetname diyeceğiz arkadaşlar, siyasetname. Ahilik teşkilatı hakkında bilgi aktarıyorsa bir tür... Ona ne diyorduk arkadaşlar hatırlayınız F ile başlıyor. Hatta fü ile başlasın lütfen. Aman dikkat Fütüvetname olacak. Fütüvetname çok önemli arkadaşlar bunlar. Kalemi biraz daha inceltebilir miyim bakıyorum. Evet yani bir tık daha incelebilir güzel harika. Velilerin yaşamı hakkında bilgi veriyorsa bize aman dikkat arkadaşlar burada uyanmakta fayda var. Velilerin yaşamı anlatılıyor ise velayetname diyoruz aman velayetname cepte kalsın. Verilerin kerametleri anlatılıyorsa yani yaşamları değil de normal hayatları değil de mucizeleri kerametleri daha doğru ifadeyle anlatılıyorsa buna da arkadaşlar aman dikkat name diyeceğiz menkıp ediyoruz nihayetinde o anlatılan hikayeleri bu eserde name dendiğini unutmayınız hatırlayınız sınavda pentname soruldu mesela birazdan göreceğiz öğüt kitabı nasihatler içeren kitap pentname doğal olarak her şey sorulabilir. Eksiksiz gidiyoruz şu an. Zaten vakayname diye başlamamızdan bunu çok rahat anladınız. Lütfen bunları not edin arkadaşlar. Bir şekilde cebinizde kalsın. Lütfen cepte kala. E haydi devam edelim şiir bilgisine dikkat. Din uğruna yapılan savaşlar hakkında bilgi veriyorsa biz bu esere ne diyeceğiz? Gazavatname. Aman dikkat. Gazavat. Name gazanız mübarek olsun derler ya aman gazavat name çok yerinde bir ifade. Şehzadelerin sünnet düğünleri ya da sultanların düğünleri hakkında yazılıp çizilen bir şeyler varsa buna da Surname dendiğini lütfen unutmayın olur mu? Cebinizde kalsın. Surname çok çok önemli. Nabi'nin surnamesi var. Sorulması çok müsait. Sorulmaya çok müsait. Hazreti Muhammed'in hayatı anlatılıyorsa arkadaşlar aman dikkat. Bu eserlere ne diyeceğiz? Siyer diyeceğiz. Siyer aman. Bir at sorulan bilmece. Yani bir bilmecenin İçerisinde içerisinde bir isim veriliyorsa daha doğrusu bilmecenin cevabı bir isimse. Mesela bir bilmece sordunuz işte baki çıktı cevabı falan. Bir isim üzerine gidiyorsa cevabımız aman dikkat ona muamma diyoruz. Muamma cepte kalsın. Bir şehrin güzellikleri hakkında bilgi veriliyor ise zati inanılmaz bir şehrengiz yazmış değil mi? Edirne şehrengizi. Zati'nin şehrengizini hatırlayacağız. Şehrengiz diyeceğiz. Manzum bilmeceler için arkadaşlar aman dikkat. Lugaz ifadesini kullanıyoruz. Peygamberlerin dış güzellikleri hakkında bir şeyler anlatılıyorsa özellikle fiziki değil mi dış ve iç diye düşünebiliriz onu ama özellikle dış güzellikleri anlatılıyorsa bu eserde hilye adını verdiğimizi bilmeliyiz. Eğer eleştiri yapılıyorsa aman dikkat divan edebiyatında eleştiriyi nasıl adlandıracağız hicviye diye arkadaşlar hicviye diye yazabiliriz hiç sıkıntı yok gayet doğru bir yazım. Hz. Muhammed'e övgüyü içeriyorsa biliyorsunuz ki buna naat diyoruz. Sanki biraz daha naat deyince rahatladık. Bilinen, kendi böyle gü güvenlik alanımıza, konfor alanımıza doğru gidiyoruz harika. Allah'ın birliği hakkında bilgi aktarıyorsa eser bize biz bunun türüne tevhid diyeceğiz. Eğer öğüt içeriyorsa öğüt kitabı dediğimiz şeyinse aman dikkat pent name olduğunu bilmenizde büyük fayda var arkadaşlar. Bence güzel gidiyoruz, sağlam gidiyoruz. Bunları çok iyi bilmelisiniz arkadaşlar ama bu full tekrarın tamamen sınav odaklı yapıldığında unutmayınız. Yani çok önemlileri öncelik tanıyarak, onlara öncelik tanıyarak gidiyorum. Ardından da zaten bilmeniz gereken bilgileri aktarıyoruz. Bence çok iyi gidiyoruz. Hadi biraz da isterseniz şiir türlerine doğru ufak ufak gidelim. Evet şiir türlerini konuşalım burada. Ama biraz daha böyle detaylı gideceğiz. Bütün şiir türlerini ikinci, üçüncü adlarıyla birlikte vermeye çalışacağız. E o zaman hadi bir başlayalım. Kır yaşamının güzellikleri çobanın ağzından anlatılırsa hemen buna pastoral deme. Dur. Dur acele etme. Sabırsızsın. Dur sakin ol. Pastoral eyvallah sanki çıksa kabul edilir de sıkıntı yok da. Pastoralin bir türünü soruyoruz aslında. Kır yaşamını doğa güzelliklerini anlatıyorsa eser o pastoral ama bunu bir çoban anlatıyorsa bir çobanın ağzından duyuyorsak arkadaşlar buna idil diyoruz. İdil lütfen cebinizde kalsın tamam o L'yi büyük L gibi yaptım ama küçük L'yi kabul et. Çobanların karşılıklı konuşması şeklinde gelişen şiir yine ana çatıda pastoral şiir. Ama onun bir türü olan Eglok arkadaşlar. Demiştim bütün detaylarıyla konuşacağız diye. Eglok bunun bir diğer görüntüsü. Aman dikkat kamera kendine gel. Evet Eglok diyeceğiz. Eglok kelimesini de arkadaşlar diyalogtan hatırlayabilirsiniz. Aman dikkat. Eglok, diyalog. Aman uyuma. Devam. Bir çobanın ölümü üzerine söylenen şiirler ise arkadaşlar eleji olarak adlandıracağız. Eleji. J harfi o dikkat. Aman. O da yine aslında yani çoban vurgusu yapıldığı için pastoral şiirdir. Genel çatıda olur da bir tür sorulur. Olur da bir alt başlık sorulur. Hazır olmanızda fayda var. Savaş vurgusunu hissettiğiniz zaman saniyesinde gideceğiniz şiir türü epik şiir olacak. Epopeden yani destandan lütfen aklınızda kalsın. Tamam çok lazım. Çok çok önemli arkadaşlar. Duygu vurgusu yapıldığı zaman şiirin bir lirik şiir olduğunu unutmayınız. Yani daha çok %99.9 aşk şiirleri hakkında bir konuşma olur değil mi burada? Aşk şiirlerini hatırlarız. Ama hepsi olur. İçerisinde duygu olsun heyecan olsun fark etmez Onu da yine e, lirik olarak adlandırırız. Öğretici şiirler için aman dikkat. Kalemimiz gelsin liriyi de bir düzeltmiş olalım harika. Öğretici şiirler için arkadaşlar didaktik ifadesini kullanacak İfa, e, edebiyatımız kullanacağız. Didaktik şiir diyeceğiz. amman dikkat. Didaktizm diyeceğiz. Ziya Gökalp anlatırken kuru bir didaktizm var diyeceğiz. Hep böyle bir şey öğretme çabası içerisinde diyeceğiz. Unutmayın lütfen. Didaktik şiirlerde emir kipi çok fazla kullanılır. Bakın böyle özet yaparak da gidiyoruz. Cepte kalsın. Didaktik şiirlerde aman ha şurada şöyle yap. Bak şu meclise girersen şöyle ol. Şurada Arif ol. Burada bilmem ne ol diye anlatır. Sürekli olarak şunu yap, bunu yap gibi <laughs> önermeler üzerine girer. Yani sen emir kipi dersen bunu yazabilirsem, emir dersem şöyle ayraç içerisinde sanki olayı çözmüş olursun. Bakın arkadaşlar şurası çok önemli. Normalde lirik, epik, pastoral falan bunları çok rahat yapabiliyorsunuz. Burada soru işareti yok gibi görünüyor. Aman dikkat ama bütün mesele, bütün mesele öğretici şiirde, bence didaktik şiirde. Çünkü ona çok hazır değiliz. O tarz şiirleri çok görmedik arkadaşlar. Haberiniz olsun sürekli şunu yap bunu yap diyecek emir gibi cebinde kalsın. Eleştiri diyorsak zaten biz o şiire satirik şiir diyoruz arkadaşlar. Harekete dönüşebilen şiir ne hocam Allah aşkına? Dramatik şiir arkadaşlar ama dikkat. Hadi size artistik bir bilgi daha aktarmış olayım. Şöyle çizmiş olayım arkadaşlar. Zaman zaman şöyle bir tabir duyabilirsiniz. Bukolik şiir. Hocam bukolik şiir ne Allah aşkına? Bukolik şiirden kastımız pastoral şiirdir arkadaşlar. onda da lütfen cebinize koyalım. Bir yandan da bakıyorum ekrana yansıyor mu diye. Evet süper. Pastoral şiir için bukolik şiir dendiğini unutmayınız. Bakın şiir türleri de artı bir nettir artı bir net. Az önce de yazabilirdik. Bakın manzum mensur karışık dediğimiz kısımda da yine artı bir net yazabilirdik. Her sayfa garanti artı bir nettir. Şiir türlerinden mutlaka soru gelecek. Yani kaçarı yok. Gelirse bütün şiirleri, tür, şiir türleri ekranda. Şurası zaten pastoral şiirdi. Onun 3 tane türü vardı onu konuştuk. Pastoral şiiri bir daha hatırlattık. Doğa dedik, çoban dedik, kır dedik. Onun dışında geriye kalan epik, lirik, didaktik ve satirik, dramatik ne varsa bütün şiir türlerini konuştuk. Sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Anahtar kelimelerle gittiğimiz için Kendiniz de hatırlamaya çalışıyorsunuz bir yandan. Onun da büyük faydası var. Normalde şiir türleri deyip başlık atıp hepsinin özelliklerini sıralayabilirdik. O çok hazır olurdu sizler için. Bu çok daha sağlam olacak çünkü zihinler biraz yorulacak burada. E o zaman bence şiir türlerinde de çok sıkıntı yok da. Hocam siz şiir bilgisi istediniz. E nazım biçimleri. Hadi nazım biçimlerine doğru yavaş yavaş bir gidelim isterseniz. Evet nazım biçimleri burada. Divanda var, halkta var, karışık bir şekilde bütün nazım biçimlerini konuşmanızı sağlayacak bir anahtar kelime listesi. Nesip diyorsak yani teşbib diyorsak yanına da yazdım onu aynı anlama gelecek onlar. Tegazül, fahriye, metiye gibi bölümlerden bahsediyorsak arkadaşlar lütfen cebinizde kalsın. Sözü edilen nazım biçimi kesinlikle kasidedir. Bunlar kasidenin bölümleri. Nesip, teşbip dediğimiz şeyler arkadaşlar mümkün mertebe. Burada tasvilerin yapıldığını göreceksiniz. Bahar tasviri yapılıyorsa o kasideye Bahariye adını verecekler. Ne bileyim bir kış tasviri yapılıyorsa Şitaiye diyecekler. Bir bayram tasviri yapılmışsa Idiye. Bazen Ramazan tasviri yapılacak Ramazaniye diyecekler. Bunu lütfen unutmayın. Kasidelere ad verme daha doğrusu nazım biçimlerine ad verme geleneği Tanzimat dönemiyle birlikte başlayacak. E biz şu an divan edebiyatını, halk edebiyatını o civarları konuşuyoruz. Doğal olarak o dönemde başlık verme geleneği olmadığı için eserlere bilmem ne kasidesi dememişler. Kaside deyip geçmişler. Biz de adlandırıldığı bölüme göre yani şuradaki nesip teşvipteki yaptığı tasvire göre neyi tasvir ediyorsa kasideleri öyle adlandırıyoruz. Bu bir idiyye diyoruz. Bayramı anlatmış diyoruz. Bu bir şitayiye diyoruz. Bu bir kışı anlatmış falan diyoruz. Lütfen unutmayın. Tekazül dediğimiz şey arkadaşlar biliyorsunuz gazel kökünden gelecek kasidenin içerisinde gazeli yer verme. Fahriye'yi biliyorsunuz kendini övme. Metiye'yi biliyorsunuz. Sonrasında dua gelecek vesaire dua da edecek ama Metiye kasidenin asıl bölümüdür. Metiye'de kasidenin sunulduğu kişiye övgü yer alır. Zaten kasidenin kelime anlamına bakıldığı zaman genellikle din ve devlet büyüklerini övmek, o kasıtla yazılmak mantığı var kasidede. Doğal olarak metiye asıl bölümü diyeceğiz kasidenin. Hamse var, A, A, B, B, C, C gibi bir uyak örgüt söz konusu. Beyt sayısı da sınırsız ise. Ya bunların hepsi bize neyi hatırlatıyor arkadaşlar? Lütfen dikkat. Tabii ki mesneviyi hatırlatıyor. Bak burası çok önemli. Burası çok önemli. Çünkü mesnevilerin Uyak örgüsü, uyaklanışı da tamamen farklı. A, A, B, B, C, C. Yani her, geit, her beyt kendi içerisinde, geyit de olur. Her beyt kendi içerisinde arkadaşlar. Aman dikkat, uyaklıdır. Yani gazel ve kaside olduğu gibi A, A, B, A, C, A, D, A şeklinde gitmez. E, bu da biraz yazış kolaylığı sağlar. Ya bu zaten hani kaside için 33-99 beyit arası diyoruz. Gazel için 5-15 diyoruz ama Mesnevi de 60 bin, 70 bin beyitten bahsediliyor. Binlerce beyit yazacaksan her beyti kendi arasında uyaklamalısın ki işin kolay olsun. Yoksa sürekli başa dönüp en baştaki bu uyakla aynı gitmen gerekecek. Ona bakman gerekecek zaman kaybı ve gerçekten zorlayacak seni. Doğal olarak beyit sayısının sınırsız olması çok önemli. 5 Mesnevi'ye hamse dediğimiz dememiz çok çok önemli. Konuşacağız hepsini de burada en azından bir anmış olalım. Süper hocam bence sağlam gidiyoruz meslevi tamam. Miyan Miyanhane. Eğer bir Miyan vurgusu yapılırsa, Miyanhane vurgusu yapılırsa bu kavramlar bize neyi hatırlatacak? Tabii ki şarkıyı hatırlatacak arkadaşlar. Aman dikkat çok çok önemli. Şarkı nazım biçiminin en önemli kavramlarıdır. Miyan ve Miyanhane unutma. 2 12 beyit arasında değişir vesaire gibi vurgular başladığı zaman buradaki nazım biçiminin kıta olduğunu hatırlatmak isterim arkadaşlar. Çok çok önemli. Aşikane, rindane, dikkat rindanım değil, rindane, rindane daha hoş. Şuhane, hakimane, bakın aşikane, dikkat, rindane, şuhane ve hakimane türleri gazelin türleridir, gazelin. Kısa ve uzun dizeler, bir tarafta kısa, bir tarafta uzun dizeler varsa arkadaşlar burada bahsedilen nazım biçimi müstezattır. Müstezat. Ha müstezat ne zaman bozulacak? Tabii ki Servet-i Fünun döneminde Tevfiket ve Cenab-ı Şahabettin'le birlikte artık müstezatın kuralları değiştirilecek ve serbest müstezat adıyla karşımıza gelecek arkadaşlar. Lütfen dikkat çok çok önemli. Peki vasıta beyti var ama bu vasıta beyti her bentin sonunda beşli olsun üçlü olsun neyse her bentin sonunda arkadaşlar ne yapıyor değişerek gidiyorsa ona ne diyeceğiz Terki bir bent çünkü terk ediyordu hatırlayınız esprimizi lütfen eğer vasıta beyti Bent'i terk ediyorsa değişiyor sürekli terk ede ede gidiyor. İşte buna terkibi bent diyoruz. Eğer vasıta beyti aynı kalıyorsa terk etmiyor da tercih ediyorsa eğer o bent'i ben seni tercih ettim ben burada duracağım diyorsa adeta tercihten aklınıza kalacak. Tercihi bent diye cebinizde durmasında büyük fayda var arkadaşlar. Türklerin kazandırdığı iki nazım biçimi demişiz zaten bir tanesini yukarıda saydık bir tanesi şarkı arkadaşlar bir tanesi ise tuyu olacak Türklerin kazandırdığı iki nazım biçimi divan edebiyatına şimdi güzelleme var 11 hece ölçüsü var. Zaten 11 hece ölçüsü varsa güzelleme, müzelleme, hikaye koşmadır. Eğer 8'li hece ölçüsü varsa da arkadaşlar her şey hikaye. Onu semai olarak adlandıracağız. Lütfen unutmayın olur mu? Çok çok önemli vurgular bunlar. Bu nazım biçimleri en sık sorulanlar arkadaşlar. En çok sorulanlar mesnevi, kaside ve gazel. Olmayan bakın mesnevi kaside ve gazel olmayan bir sınav yok arkadaşlar. Mümkün değil. O yüzden ya genel özelliğini soracak ya hangisi mesneviden alınmıştır diyeceksen ile bulacaksın. Ya böyle anahtar kelime üzerinden yapman istenecek. Anahtar kelimeli soru gelme ihtimali çok yüksek. MEB'in 3 adım denemeleri ve 3 adım soru bankalarını inceledim ve analizini sizlere yaptım biliyorsunuz. Orada da fazlasıyla vurguladım. Yani anahtar kelime üzerinden yazar sorma, dönem sorma, nazım biçimi sorma gibi durumlar çok sık karşımıza gelmiş. O analizi lütfen kaçırma çok çok önemlidir. Peki Nazım biçimleri, nazım türleri ya şiir türleri her şeye bakıyoruz da hocam neye bakacağız? Hadi bir edebi sanatlar yapalım mı? Hadi bir edebi sanatlar yapalım arkadaşlar. Çok çok önemli. Bakalım burada hangi edebi sanatlar var? Teşbihler, istiyareler, terditler, tecritler, bayağı taraf bakalım Tedriciler hangi havada uçacak? Başlıyoruz. İnsan bu. Su misali kıvrım kıvrım akar ya diyor dizelerde. Peki burada neyi neye benzetiyor? Neler var? Hangi ülkeler var? Bakın dikkat. İnsan bu. Su misali kıvrım kıvrım akar ya. Bakın ben bunun analizini şu şekilde yapıyorum. İnsan ins diye yazmış olayım. suya benzetilmiş bu. İnsan suya benzetilmiş diye yazıyorum. İnsan bu su misali kıvrım kıvırım akarya dediğine göre. İlk söylediğim arkadaşlar, amman dikkat, benzeyen. İkinci söylediğimse benzetilen oluyor. Unutma. İnsan bu su misali kıvrım kıvırım akar Benzeyen ne? insan? Neye benzetildi hocam? insan? suya benzetildi. Benzeyen, benzetilen. Var mı soru işareti? Yok hocam. E o zaman şimdi Benzeyen var, benzetilen var. Su misali diyor. Ha misali, misal tıpkı gibi kadar falan. Ha bunlar benzetme edatı. Benzetme edatı da var. Peki hangi yönden benzetilmiş? Kıvrım kıvrım olmasından. Ha benzetme yönü var. Benzetme edatı var. Benzeyen de, benzetilen de var. Dördü de olduğuna göre arkadaşlar ben buna ne diyeceğim? Ayrıntılı teşbih arkadaşlar. Ayrıntılı teşbih. Normalde teşbih deyip geçelim ama olur da bir alt başlık sorulursa düşüncesiyle lütfen hakim olun arkadaşlar. Ayrıntılı teşbihten dendiğini unutmayız. Peki devam. Kömür gözlüm. Gül yanaklı sevdiğim diyor. Şimdi göz kömüre benzetildi, yanak güle benzetildi falan. Benzeyen var, benzetilen var. Peki hocam hangi yönden benzetiliyor göz kömüre? Veya yanak güle hangi yönden benzetiliyor? Kırmızılık vesaire karalık falan, siyahlık. Aa söylenmemiş elbette ki onlardan ama söylenmemiş. Cümlede geçmemiş. Peki benzetme edatı var mı gibi kadar sanki tıpkı yok abi bu da yok. Doğal olarak burada sadece benzeyen ve benzetilen var. Buna teşbihi beli diyoruz arkadaşlar. Teşbihi beli yani hocam yalın benzetme. Sadece benzeyen ve benzetilen kullanılırsa bu ikisi kullanılırsa sadece teşbihi beli diyeceğiz. Lütfen cebinizde kalsın. Bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü diyor arkadaşlar. Lütfen dikkat bulutlar Kurşuna benzetilmiş değil mi? Kurşuna benzetilmiş. Benzeyen var. B nokta yen. Benzetilen var. B nokta Benzetilen süper harika benzeyen ve benzetilenden hangisi kullanılmış sadece benzetilen var arkadaşlar bir med zamanı gökyüzü kurşunla örtülü bulutlar kurşuna benzetilmiş böyle kurşuni bir renk vardır ya gri bir renktir böyle kapanacağı zaman havanın kapandığı dönem falan vesaire neyse bulutların rengi doğal olarak burada sadece benzetilen yani hocam kurşun kullanılmış sadece benzetilen varsa buna açık istiyare diyeceğiz arkadaşlar lütfen unutmayınız açık istiyare cebinizde kalsın. Askerlerimiz son savaşta kükredip. Şimdi ne yaptı hocam burada? Askerleri aman dikkat Aslana benzetti. Ha, askerler aslana benziyor. Peki, benzeyen ve benzetilenden hangisi var bu cümlede? Aslan var mı? Yok. Sadece kükremesi özelliği söylenmiş. Yani aslan gibi kükredi falan demiyor. Aslan geçmemiş. Sadece benzeyen olduğu için arkadaşlar. Bunu da kapalı istiare olarak adlandıracağız. Aman dikkat. Açık istiare ve kapalı istiare sorulmaya en müsait başlıklar. Çünkü bunlar sorulduğu an itibariyle detay ister. Yani burada benzeyen benzetileni bulman yetmez. Hangisi kullanılmış, hangisi kullanılmamış onların hepsine bakman lazım. O anlamda sorulmaya çok müsait. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Ne diyor? Toroslar daha iyi görünsün diye Akdeniz'de ağaçlar hep bodur kalır diyor. Akdeniz'de zaten makibit görüntüsü var değil mi? Ya makibit görüntüsünde de çok bodur ağaçlar fazlaca yer alıyor biliyorsun. Doğal olarak burada aslında yani doğanın kanunu olarak doğal bir süreç var ama ağaçların boyunun kısa olmasını torosları daha iyi görelim. Ya bir abi çekil çekil. Aa, ah, bunun için değil tabii ki. Bir neden bulma söz konusu arkadaşlar. Buna Hüsnü Talil diyeceğimizi lütfen unutmayınız yazabilirsem. Ya, Valla bir silgiyle onu ben bir tertemiz sileyim de dur. Ha süper hocam. Hüsnü Talil kısaltayım dedim güya. Hüsnü Talil. Evet şimdi oldu süper. Güzel nedene bağlama olarak söylesek de net karşılığı şudur bilinen bir olayı yani sebebi nedeni bilinen bir olayı başka bir nedenle açıklama durumuna hüsnü talil diyoruz arkadaşlar gayet net. Devam ve sanatlar bitmez. Ellerin titriyorsa çay iç, gözlerin pusluysa yüzünü yıka. Bu belirtiler normal en fazla ölürsün diyor. Şimdi ya çayı içtik güzel. Elimizi yüzümüzü yıkadık eyvallah. Belirtiler falan saygı duyduk da en fazla ölürsün ne demek. Daha ne olsun ya? Daha ne olabilir? Yani sonu hiç de beklediğimiz gibi bitmedi. İşte biz de buna zaten terdit diyeceğiz değil mi? Aman dikkat arkadaşlar terdit yani beklenmezlik unutulmasın lütfen. Tekrar terditin diğer adı beklenmezlik arkadaşlar. Zaten terdit kelimesini tereddüt kelimesiyle de aslında bir alabilirsin. Terdit tereddüt. Tereddütte kalma, arada kalma gibi. Ya bir anda ne oluyor ya falan diyorsun değil mi? Terdit diyoruz. Sen savaştan uzak, barışa yakın. Sen zeytin dalına, ben mız mızrağa hasret diyorum. Mızrak diyecektim ya. Mızrağa hasret. Yani aslında savaş, barış, zeytin dalı, mızrak. Aslında yukarıda savaş diyor, aşağıda mızrak da onu açıyor. Yukarıda barış diyor, aşağıda... Zeytin dalıyla aslında o sembolü biraz açıklayarak açmış oluyor kavramı. Doğal olarak yukarıda bir şeyleri toplayıp sonlarda, son dizede ikinci dizede dağıtma işini toplayıp dağıtma. Yani "Lefuneş" diyoruz arkadaşlar. "Lefuneş lütfen cebinizde kalsın." Tamam? Çok çok önemli bir ayrıntı bence. Günler, haftalar, aylar, yıllar geçiyor derken. Yani hocam Böyle derece derece aktarılan bir durum varsa gün, hafta, ay, yıl hepsi birbirini oluştura oluştura devam ediyor. İşte bunu arkadaşlar tedric diyeceğiz. Tedric aman dikkat. Tedric kelimesi şöyle C olsun bu. D, -R -C kökünden gelecek. Yani derecelendirme. Lütfen cebinizde kalsın. Güller, sümbüller vardı bahçesinde. Hangisini koklasam ben bilemedim diyor. Gül, sümbül, bahçe bunlar hep birbirini çağrıştıran e, ifadeler arkadaşlar, kavramlar. O yüzden tenasüp dersek çok da güzel söylemiş oluruz. Lütfen cebinizde kalsın. Var mı hocam başka bir işaret? Soru işareti yok. Bence güzel gidiyoruz. Edebi akımlarda artı bir netimizi yaptık hocam. Süper. Şiir bilgisinde de her şeye baktık. Sanatlar, şiir türleri, nazım biçimleri, nazım türleri. Bir de anahtar kelimeyle gidince işin havası bir ayrı oluyor hocam. Şimdi ne var hocam sırada? Yavaş yavaş dönemlere doğru gidelim mi? Hadi divan edebiyatına geçelim ama öncesinde akımları konuşmakta büyük fayda var arkadaşlar. Aman dikkat. Şimdi başlıyoruz. Sepki hindi dediğimiz şey Hint üslubu olarak aktardığımız bir şey biliyorsunuz. Hint üslubu ve divan edebiyatını en uzun süre en köklü etkileyen akım sepki hindi akımıdır. Sepki hindi akımı Hint tarzının yanı sıra oldukça ağır bir dil barındırır. Çok kapalı anlaşılması güç bir dili savunur. Peki hocam kimler var? Hemen kalemimizi seçelim. Ufak ufak bir listeleyelim. Şimdi öncelikle sepki de şeyh galibi bileceğiz arkadaşlar. Aman dikkat. Neşati'yi bileceğiz. Naili bileceğiz. Şeyh Galip, Neşati ve Naili. Akrostişimiz Şen akrostişi olacak. Şen akrostişi Sepki Hindinin dikkat akrostişidir. Türkiye basite geldiğimiz zamansa basit Türkçe gibi algılayabilirsiniz arkadaşlar bu baş, başlığı. Lütfen cebinizde kalsın. Burada oldukça sade bir dil kullanma telaşı göreceksiniz. Kimler var hocam burada? Amman dikkat. Tabii ki Tatavlalı, Ta Tavlalı mahremi var. Tatavlalı mahremi Edirneli Nazmi dikkat Edirneli Nazmi ve bir de Aydınlı aman dikkat visali var. Aydınlı visali yani baş harflerimizden T çıkacak. Amman dikkat. Yani burada Türk vurgusu, çayı sevme vurgusu T'nin çay olması falan ona vurgular yapıyoruz. T aman dikkat. Şen T diyeceğiz. Cebinizde lütfen kalsın. T ifadesi baş harfleriyle bize Türkiye basiti verecek. Basit Türkçeyi kullanmak istediklerini, sade Türkçeyi kullanmak istediklerini ise hatırlatmış olacağız. Mahalleşme de yine aynı şekilde arkadaşlar. Yani konuşma dilinin biraz daha böyle eserlere yansıması gerektiği üzerinde durulacak. Kimler var hocam? Bir kere baki var. Nedim var cebinizde lütfen kalsın. Çok çok önemli arkadaşlar. Baki, Nedim hatta araya bir tane Enderunlu Enderunlu vasıfı da e, sığdırmış olayım doğal olarak bunun akrostişi de aman dikkat ben olsun. Değil mi? Aman dikkat baki Enderunlu vasıf ve Nedim doğal olarak ben akrostişi. şenti ben bizim bilmemiz gereken akrostiştir. Tekrar ediyorum Shanty ben akrostişi aman Allah'ım. Divan edebiyatında akımların en net akrostişidir. Bitmiştir akımlar. Gelir mi soru gelmese zaten asla değinmezlik bir şekilde karşınıza çıkacaktır. Bilmenizde fayda var. E o zaman nereye geçiyoruz arkadaşlar? Yavaş yavaş şu divan edebiyatında kim varsa konuşalım mı? Haydi başlıyoruz. Evet, bakın dikkat arkadaşlar. Burada uzun uza diye bir anahtar kelime listesi göreceksiniz. Bütün şairleri anacağız çünkü. Ele alacağımız ilk şair 13. yüzyıldan. Yani Divan Edebiyatı'nın bir anlamda başladığı yüzyıldan olacak. Kurucudur biliyorsunuz. Kurucusu kabul edilir Divan Edebiyatı'nın ve Selçuklu Şehnamesi adlı eserin ise onun olduğu düşünülmekte. Burada bahsedilen isim şüphesiz ki Hoca Dehani. Bir kere burada bir anlaşalım. Tamamdır. Birçok ilk... Bu kişi tarafından yazılmış. İşte kasideler, gazeller, şunlar birçok noktada ilk örnekleri Hoca Dehani'nin verdiğini kabul etmek doğru bir yargı olur, doğru bir gidişat olur. Tuyu dedik, Azeri Türkçesi dedik. Şimdi tuyularıyla tanınan bir isim dendiği zaman akla kim gelir abi? Kadı Burhanettin gelir. Çok net Kadı Burhanettin. Lütfen uyuma. Burası önemli. Bak dalıyorsun daha kaç dakika. Evet biraz olmuş tamam. Daha kaç dakika oldu ya yine de ben vurgumu yapayım. Daha başındayız. Belki videonun dörtte biri, üçte biri bilmiyorum ne kadar sürecek. Tuyu dedik. Azeri Türkçesi dedik. Kadı Burhanettin dedik. İskender Name dedik. Cemşidi Hurşit dedik arkadaşlar. Tabii ki Ahmedi'yi anlayacağız. Ahmedi çok önemli bir isim. Doğal olarak bu bilginin sorulma ihtimali yüzde yüz diyebiliriz arkadaşlar. Cemşidi Hurşit de bu sene gelebilir Ahmedi. İskender Namesi artık çok klişe bir hale aldı. Çok fazla soruldu, kullanıldı biliyorsunuz. Mantı Kutayr adlı eserse yazabilirsem. Gülşehir'in eseri arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Bakın Attar'dan yaptığı çeviridir biliyorsunuz. Telif bir eser değildir. Kuş dili olarak da bilinir. Mantığı kutta ayırı cepte kala. İlk teskire, ilk hamse diyorsak aklımıza kim gelecek arkadaşlar? Tabii ki Alişir Nevai gelecek. A nokta şiir, nevai dersem çok net anlaşılır. Nevai dili diye bir dili var bu adamın. Yani döneminde arkadaşlar edebiyata ciddi anlamda yön vermiş. Çağatay Edebiyatı'nda da biliyorsunuz Çağataycı'da da sıkça adı geçer, anılır. Yani Hüseyin Baykara'nın vezirliğini falan yapmış bir isimden bahsediyoruz. Ali Şir -Nevai çok değerli bir isim. Hamse sahibi ilk eskire Mecalisün Nefais'in yazarı, Muhakemetül Lügateyn'in yazarı. Lütfen cebinizde kalsın. Mümkün mertebe daha fazla açmamaya çalışıyorum. Çünkü söylediğim her şeyi, söyleyeceğim her şeyi, düşündüğünüz her şeyi burada maddeledim arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Harname. Hüsrev dediğimiz zaman aklımıza kim gelecek? Şeyhi gelecek. Şeyhinin doktor olduğunu hatırlatalım. Neyse. Marifname. Tazarruname. Bakın arkadaşlar. Sadece tazarruname deseydim eminim Sinan Paşa'yı hatırlayacaktınız. Peki sadece marifname deseydim hatırlama ihtimalimiz neredeyse %0 değil mi? Marifname hocam bu Sinan Paşa demeyiz genelde. Tazarunamesini biliriz. Bunu da eklemiş olduk bakın. Bu anlatımda onu da ekledik. S. Paşa diye yazdım Sinan Paşa. Sultan Şuara yani Şairlerin sultanı anlamına da gelen arkadaşlar lütfen dikkat bu ifade kimin lakabı? Tabii ki Baki'nin lakabı. Mazmun bulmada usta. Ben Gübade adında da çok önemli bir eseri var. Hatta Leyla ve Mecnun yazıyor ki eşi benzeri yok. Bahsedilen isim okumuz şöyle gelsin. Fuzuli olacak. Övgü ve yergilerinin ölçüsüz olduğunu söylemek lazım bu ismin. Sihamı kazası da inanılmaz değer taşıyor. Şüphesiz ki burada vurgulanan kişi Nefi olacak arkadaşlar. Geldiğimize değilsin. Nefi'nin iyisi uzun iyi olarak özellikle gösteriliyoruz. Dikkat. Hepsinde Fuzuli'de de normalde uzatabilirdim. Baki'de de. Ama Nefi'nin şu iyisi bize oku hatırlatsın. Aman dikkat ok gibi düşünelim onu. Siha mı kaza kaza okları demek. Birilerine ok atmak, oku çekip bırakmak falan. Yani eleştirmek. Nefide de çok fazla eleştiri var biliyorsunuz. Böyle çağrışımlar yapmakta fayda var. Ekol dedik. Hikemi şiir dedik arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Ya bir Nabi ekolü var. Nabi ekolü değil mi? Adam resmen bir ekol oluşturuyor, aman dikkat. Hikemi yani böyle felsefi, düşünceye dayalı. E şiirleri de fazlaca yazacak. Hacı kalfa diyecekler ona batılılar. Hacı halife diyecekler. Sade nesirde de çok ön plana çıkacak. Kat Katip Çelebi. Çıkacak derken K dedim ya bir anda Katip Çelebi diyesim geldi hatta dediğim gibi. Evet Katip Çelebi cepte kalsın lütfen. Hacı Kalpa, Hacı Halife, Cihan Nüma, Fezleke değil mi? Keşfi Zünun, oba çok çok önemli. Katip Çelebi eserleri. Şarkı dedik, lale devri dedik, amman dikkat Nedim dedik. Divan şiirinin son büyük şairi. Divan şiirinin son büyük şairi kim hocam? Aman dikkat. Şey nokta galip. Ha şey galip. Çenkname dediğimiz zaman neyi hatırlayacağız? Tabii ki Ahmedi Dai cepte dursun. Lütfiye dediğimiz zaman Sümbülzade Vehbi hatırlayacağız. Edirne Şehrengiz dediğimiz zaman birçok ismi hatırlayacağız ama Zatinin Edirne Şehrengizi çok daha popüler. Lütfen cebinizde kalsın. Pentname'yi biliyorsunuz artık öğüt kitabı. Güvahi'nin arkadaşlar Pentname'si var. Bence cebinizde kalmasında büyük fayda var arkadaşlar. Çok önemli yazarlar, çizerler konuşuldu. Çok önemli eserleriyle, çok önemli özellikleriyle anıldı. Bu anlamda içiniz çok rahat olsun. Çok iyi gidiyoruz. Net artı biri de divan edebiyatına yazabiliriz. Gelsin hocam halk edebiyatı gelsin. Bakalım halk edebiyatı şairlerini yazarlarını söylerken hangi anahtar kelimelerle sizlere bunu hatırlatacağız? Bolu Bey'ine seslenme ve koçaklama dendiği zaman aklımıza Köroğlu gelir değil mi? Aman dikkat Köroğlu benden selam olsun Bolu Bey'ine diyor. Çıkıp şu dağlara seslenmelidir. Ha tamamdır. Yani bir anlamda bir baş kaldırının da sembol olmuş Köroğlu Bolu Bey'ine karşı. Azıcık zulüm gördüyse orada affetmemiş yürümüş. En çok var varsa yazan şairimiz arkadaşlar Karaca olacak. Aman dikkat yazabilirsem Karaca olan en çok varsa yazan şairdir. Sergüzeşt Namen'in yazar arkadaşlar. Aman dikkat Bayburtlu zihni olacak. Hemen burada yazmakta büyük fayda görüyoruz. Bayburtlu zihni. Bence iyi gidiyoruz. Ya bu anahtar kelimelerle ancak kafalar çalışabilir arkadaşlar. Sadece oturduğunuz yerden Dinlemeye kalkarsanız genelde yazmaya üşenip e, hiç yormadan kendimizi unutuyoruz o bilgileri. Ama şu an yazmasak bile ya bu kimdi Aşıkname'nin yazarı ya falan filan demeniz bile inanılmaz yol aldıracak size. İçiniz rahat olsun. Aşıkname yeniçeri şair tabii ki Aşık Ömer. Evet cepte sarayname, budalaname, dolapname, minbername, gevhername, vücutname. Ya nerede name varsa at diyeceğim ama aşağıda iptidaname ve rebapname var. Doğal olarak bu eserler bu ismin değil. O yüzden bütün nameleri gittim ama ya bir %90 name gördün mü? Yapıştır hocam kaygısız abdalı. Ben yine de şöyle bir yazayım. Bir kısaltma ihtiyaç duydum ama o an neyse dedim yazayım. K nokta abdal diyecektim ama kaygısız çok daha böyle kalıcı bir ifade sanki. Peki geldik divanı kebir arkadaşlar. Divanı kebir çok çok lazım unutulmaması gereken bir eser. Mevlana'nın eseri arkadaşlar. Mevlana, İptidaname ve Rebabname adlı eserlerse tabii ki yazabilirsem şu S olsun. Sultan Velet diye direkt bir Velet yazasım geldi. V ile başladım. Sultan Velet çok önemli isim. Mevlevi'liği sistemleştiren isimlerden bir tanesi. Hatta bir çok yerde kurucusu olarak da geçer bilinir biliyorsunuz. Aman dikkat Mevlana'nın oğlu biliyorsunuz. Peki halk edebiyatı şairlerini de şöyle bir anmış olduk arkadaşlar. Çok önemli isimler konuşuldu çok önemli noktalarıyla. Peki sırada ne var hocam? Tanzimat dönemi sanatçıları var. Evet evet Tanzimat dönemi sanatçılarını şöyle arkamıza bir yaslanalım. Acelemiz yok tane tane giderek bir tekrar edelim mi? Haydi başlıyoruz. Konu bütünlüğü. Sadeleşme ve müntabatı eşar. Müntabatı eşar demek seçme şiirler demek. Zaten büyük harfle yazılmış olmasından onun aslında bir eser adı olduğunu çok rahat anlıyorsunuz. Konu bütünlüğünü sağlama çabası var. Bir sadeleşme çabası var. Tüm bu çabalar içerisinde olan isim arkadaşlar tabii ki hemen şöyle bir nereye şuraya yazalım. Şinasi'dir arkadaşlar. İbrahim Şinasi biliyorsunuz. Şinasi Namık Kemal ve Ahmet Mithat ekolü ya da okulu gibi adlandırılır. Tanzimat birinci dönem. O kadar yön vermişler. O kadar etkili olmuşlar. Ziya Paşalar vesaireler olmasına rağmen bu dönemde. Aman dikkat. Evet konu bütünlüğü ifadesi çok çok önemli. Genelde parça bütünlüğü vardır. Yani konu bütünlüğü bütün güzelliği falan gibi de algılanabilir. Bu yavaş yavaş tanzimat dönemi de edebiyatımıza girmeye başlayacak. En azından divan şiirinin kalıplarını kırmak da isteyecekler. Biraz da bundan dolayı bu anlayış çok desteklenecek. Konu bütünlüğünü getiren, uygulayan, gerçek anlamın meyvesini alan kişi ise İbrahim Şinasi'dir. Hürriyet, Hürriyet gazetesi değil mi? Ziya Paşa ile çıkardıkları amman dikkat. Çok çok önemli arkadaşlar Londra'dan. Celalettin Erzem Şah önemli tiyatro eseri Vaveyla şiiri de çok çok büyük önem taşıyacak. Ne nokta Kemal. Evet Namık Kemal döneme yön veren sesi en gü çıkan değil mi bir anlamda isimlerden bir tanesi hiç çekinmeyen çatır çatır eleştiren inanılmaz bir isim Namık Kemal cebinizde kalsın. Bedir ve Devir gazeteleriyle birlikte tercümanı hakikat gazeteleri Ahmet Mithat Efendi tarafından çıkarılacak çok çok önemli gazeteler özellikle tercümanı hakikat gazetesi ki birazdan gazetelerle ilgili notumuz gelecek bu nottan sonra arkadaşlar yani tercüman hakikat Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı bir gazete ta Hüseyin Rahmi Gürpınar'a kadar. Yani Servet-i döneminde konuşabilirsem yaşamış ama o anlayışa bağlı olmamış, ismi dahi etkileyen bir gazete çok çok önemli. Dilci ilk yani romanı yazarı Şemsettin Sami lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Dilci derken yani Divan Lugha'sı Türk'tür, değil mi? Aman dikkat. Orhun Abideleri'dir, Kutadgu bir özellikle Orhun abileri ve Kutadgu Birlik dersem daha doğru bir bilgi olur. Bu ikisi üzerine arkadaşlar çok önemli çalışmalar yapacak. O anlamda dilci diyoruz. Eleştiri Zafername ve Ali Paşa. Zaten Ali Paşa geçiyorsa bizim buna Ziya Paşa demememiz büyük hakarettir. Mutlaka anılmalı. Evet lehçe Osmanlı dedik arkadaşlar. İlk tiyatro binası vesaire dedik. Tabii ki ismimiz Ahmet Vefik Paşa olacak. Ayaramza de yazılar. Kokona yatıyor değil mi? Geveze Berber falan. Bunlar da direktör. Ali Bey'e ait özellikler lütfen unutulmasın. Çok bilen çok yanılır. Atala, Şemsa gibi birçok türden eserin yazarısı arkadaşlar aman dikkat. Recaizade, Mahmut, Ekrem olacak. Validem, Sahra ve Eşber adlı eserlerse Abdülhak Hamit, Tarhana ait eserler olarak karşımıza gelecek. Köylü kızların şarkısı uyuma muallim naci dalıyorsun. Vallahi dalıyorsun. Bak yakaladım. Yakalamadın deme şimdi. Daldın gidiyordun. Hocam Tek video. Bütün konular tekrar ediliyor. Ve yüksek tonda gidiyoruz. Uyuma sakın dikkat. Köy, küçük şeyler. Köylü şeyler diyecek mi? Köylü kızların şarkısı eyvallah unutulmasın lütfen. Muallim Naci'ye gitsin. Evet küçük şeyler. Ve sergüzeşt Amman dikkat. Sami Paşa Zade Sezai lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Küçük şeyler, Sergüzeş çok çok önemli eserler. Küçük şeylerde birçok hikaye var. Sergüzeş'te ise arkadaşlar aman dikkat. Biliyorsunuz orada böyle ninlerine kendini atıp özgürlüğü intiharda bulan değil mi? Kölelik, esaretlik gibi şeyleri anlatan, köle ticaretini aslında vurgulayan bir eser cebinizde kalsın lütfen. E o zaman hadi geldik arkadaşlar. Nereye? E tabii ki gazetelere. Edebiyatımızdaki gazetelere bakıyoruz. Evet geldik gazeteler arkadaşlar. Edebiyatımızdaki gazeteler dedik ama Tanzimat dönemini özellikle burada vurgu yapacağız. Çünkü Tanzimat dönemi demek gazetecilik dönemi demek aslında. Değil mi? Romandır, hikayedir, ne bileyim şiirdir vesairedir, tiyatrodur. Yeni yeni tür olarak edebiyatımıza gelirken gazete inanılmaz bir gelişim gösterecek. Bunun en önemli nedeni şüphesiz ki halka inme anlayışıdır. Yani halk için roman anlayışıdır. Halk için şiir anlayışıdır. Halk için tiyatro anlayışıdır. Ya genel çatı da toplum için sanat anlayışıdır. Sanat için sanat değil aman dikkat. Özellikle tanzimat bir arkadaşlar dilde sadeleşme, halka inme, halk için sanat, toplum için sanat vurguları gazeteciliğe insanları itecek yazarlarımızı, şairlerimizi. Çünkü sana bana gazeteyle çok daha rahat ulaşırlar. Ya aramızda dergi okuyan sayısı azdır. Günümüzde aslında gazete neredeyse hiç okunmuyor belki ama o dönemi düşündüğümüz zaman gazeteye ulaşmak daha kolaydır. Ama derginin basılması, yayınlanması vesairesi gitmek, almak, okumak biraz daha uğraş, biraz daha sanatseverlik belki gerektirecek bilmiyorum. Ama gazeteye ulaşmak daha kolay. O yüzden de halka inmek adına gazetecilik çok fazla tercih edilmiş. İlk yarı resmi gazete. Aman dikkat. Yarı resmi gazetemiz Ceride-i Havadis olacak. Yarı resmi gazeteden kastımız nedir hocam? Biraz devlet desteği olmuş o dönemde. İlk resmi gazete Churchill tarafından dikkat. Takvimi vakayı cebinizde lütfen kalsın. Takvimi vakayı ilk resmi gazetemiz. İlk özel gazete tercümanı ahval tercümanı ah. Val eyvallah hocam kim çıkarıyor tabii ki Şinasi ile Agah efendi. Eğer hocam Şinasi tek başına gazete çıkarmamış mı diye sorarsan Şinasi'nin çıkardığı gazetenin tasviri efkar olduğunu söylemeden geçemeyiz. İlk resimli gazete Ayine-i Vatan arkadaşlar Ayine-i Vatan Vatan aynası Ayine-i Vatan Ali Suavi'nin çıkardığı gazete dikkat Ali Suavi'nin çıkardığı gazete Muhbir Ahmet Mithat Efendi'nin çıkardığı gazetelere baktığımız zamansa tercümanı hakikat var çok çok önemli arkadaşlar Bedir var değil mi? Devir var. Bunlar çok önemli gazeteler ama özellikle tercüman hakikat ta Hüseyin Rahmi'ye kadar gidecek. Yani Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın bile yetişmesinde ondan etkilenmesinde faydalı olacak. Önemli. Şemsettin Sami'nin çıkardığı gazeteye baktığımız zamansa tercümanı şark adını taşıdığını görüyoruz. Gazeteleri şöyle bir almış olduk arkadaşlar. Çıkarıldıkları yıllar sayfa sayıları falan bunlarla lütfen uğraşmayın. Boş verin gitsin ne zaman çıkarıldığını. Tutup da bize gazetelerin kronolojisini soracak halleri yok. O kadar da değil. Gazetelerin adı bile belki bir yerlerde geçmiş ama en azından ya oldu da mesela bir metin verdi, bir paragraf verdi. Sen Ahmet Mithat'ı çok kapalı gördün, o anlayamadın. Ya da Şemsettin Sami olduğunu bir türlü çıkaramadın. Zor bir soru geldi diyelim. Kullanılacak ifadeler bunlar. O yüzden aslında burası biraz olsun özgüven sayfası oldu. Artı bir adım diyelim buna daha doğru olur bu sayfa için. E o zaman hadi biz devam edelim ya dönemlerle. Gelsin Servet Fünun dönemi arkadaşlar. Özellikle sanatçı bazlı bir tekrar yapacağız. Çok çok önemli çünkü başka neyi var Servet Fünun'un? Hayat ve kitaplar dersek, eleştiri dersek, yani tenkit dersek, yani münekkitlik dersek, yani tenkit etme dersek, hiciv dersek, yerden yere kaldırıp vurma dersek... Ha, tek bir kişiyi hatırlayacağız. Servet-i de eleştiri demek. Ahmet şu ayıp demek arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Hipolite tayinden etkilenecek. Avrupa'da ne gördüm diyecek. Ve tabii ki servet dergisinde çıkaran kişi olarak karşımıza gelecek. Avrupa'da ne gördüm adlı yazısı çok çok önemlidir. Ahmet İhsan Tok göz cebinizde kalsın arkadaşlar. Çok çok lazım olacak. Manzum hikaye, karamsarlık ve siz şiiri diyeceğiz. Ya tehditleriniz en önemli özellikleri değil mi onlar Allah aşkına? Siz şiiri deyip de hocam kim olabilir kim olur dur hatırlayacağım hocam. Hayır vakit kaybı. Siz şiiri eşittir. T nokta Fikret bak Tevfik Fikret bile değil. T nokta Fikret o kadar net yani. Geç ilk mensur şiir örnekleri. Kırık hayatlar 40 yıl saray ve ötesi nemide aşkı memnu mai ve siyah sefile. Daha ne diyelim ya? Doğal olarak ilk mensur şiir dediği an itibariyle Halit Ziya'yı hatırlamalısınız. Devam. Saadet dergisinde ilk şiirlerini yayınlayacak. Tamat Saadlı şiir kitabın var biliyorsunuz ve evrak Ayyam adında makaleler düz yazılarda fazlasıyla karşımıza gelecek. Kimdir hocam burada anlatılan kişi? Tabii ki Cenab Amman dikkat. Şahabettin hocam harika. Halit Ziya etkisi dendiği zaman tek ve en önemli isim bellidir. Ama yine de ama yine de siyah inciler. Halas gibi, Halas da diyebilirsin. Halas gibi çok önemli eserlerle karşımıza çıkan isim Mehmet Rauf olacak. Uyuma dalıyorsun. Edebiyat ve hukuk makalesi diyeceğiz. Dönemi dağıtan makale diyeceğiz. Dönemi allak bullak eden makale diyeceğiz bu makale için. Ve bu makaleyi yazan kişiyi soruyoruz. Hüseyin, Cahit, Yalçın çok çok önemli. Hayal içinde, hayali muhayyel, hayatı muhayyel daha doğrusu değil mi? Aman dikkat. Hayal içinde, hayatı muhayyel, nadide. Bunlar çok çok önemli eserleri Hüseyin, Cahit, Yalçın'ın. Hayali muhayyel de fena değil bu arada öyle bir eser de buna yazılabilir. Sokağı dikkat edebiyata katan yazar. Bağımsız isimlerden bir tanesi. Hüseyin, Rahmi, Gürpınar, Uyuma, Falaka, Gecelerim. Yahu bir de bağımsızlık var. Hiçbir akıma bağlı kalmama. Ahmet, Rasim. Eyvallah hocam. Süper. Servet-i Süleyman Nazif Çal çoban çalla karşımıza gelir. Batarya ile ateşle karşımıza gelir ama tekrar ediyorum düz yazı bazında sorulma ihtimali düşük isimler. Servet-i daha çok şiir ön plana çıkacak. Bu isimleri cebe koyarsanız kesinlikle soru kaçırmayacaksınız. Lütfen bu kısmı anlamadan geçmeyelim. Hiç acelemiz yok arkadaşlar. Sindire sindire gidelim. Çok önemli maddeler bunlar. Anahtar kelimelerle tekrar çok şey katacak size. Ama gelen anlamda Servet-i çok kısa özetlemek gerekirse arkadaşlar aman dikkat çok ama çok kısa bir dönem karşımızda olduklarını, bir batı hayranlığı olduğu, batıya bir yönelme olduğunu fazlasıyla vurgulamakta fayda var arkadaşlar. Hatta Ahmet Mithat Efendi soysuzlar diyecek Servet Fünuncular için. Hocam hiç duymadık biz soysuzlar dediğini. Ya dekadanlar diyor işte aynı şey. Evet onu söylemek istiyor. Dekadanlar olduğunu, Dekadan soysuz demek. Dekadanlar makalesiyle fazlaca Servet Fünuncuları eleştirecek. Servet Fünuncular müstezat nazım biçimini alacaklar divan edebiyatından. Serbest müstezat yapacaklar. Batı edebiyatından Fransız ve İtalyan edebiyatlarından biliyorsunuz son Terzeri Matriola Balat gibi çok önemli nazım biçimleri karşımıza gelecekler ama çok da tutmayacak onlar. Daha çok günümüz tabii ki o dönemki günümüz der ki o dönemki nazım biçimleriyle yürümeye devam edecekler. Servet-i Fünun için edebiyatı cedide ya da salon edebiyatı gibi ifadenin kullanıldığını da söylemeden geçemeyeceğiz. Çünkü fenlerin serveti anlamına gelen bu dönemde yazarlar şairler biraz içine kapanık, biraz daha melankolik, biraz daha böyle bohem bir hayat süren, bohem bu arada, bohem derken, bohem bir hayat süren, biraz daha böyle içe kapanık, her şeyden etkilenen, karanlık karamsar tipler olarak karşımıza gelecekler. Özellikle Tevfiklet'te bunu çok fazla göreceğiz. Gerek şiirlerinde, gerek eserlerinde, gerekse arkadaşlar yaşam tarzında. Ya salona kapatacak kendini adam. Adeta yanına şu kalınlıkta bir sözlük alacak ve sözcükleri birleştirerek de değişik, değişik tamlamalarla karşımıza gelecek. İnanılmaz bir isim tevfik et Sonrasında cenab Şahabettin ve sonrasında Halis Ziya. Bence bu üçlü Servet-i Fünun'la ilgili olası bir soruda arkadaşlar net cevabımız olacaktır. Özellikle Parnasizm, Sembolizm gibi akımların Servet-i Fünun döneminde fazlaca gündeme geldiğini söylemekte fayda var. Ama yine de Cenab-ı Şahabettin'in elhan Şita'sını anmadan geçemezdim arkadaşlar burayı. elhanı ı Şita. Evet kış musikileri anlamına gelen Elhan Şita'nın yazılışı genelde şöyledir. Uzunlu kısalı böyle adeta ters çevirdiğimizde aşağı doğru böyle baktığımızda bir kar yağışını andıran bir şiir modeli var. Yani hem görüntü bakımından hem içerik bakımından kar 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 diyor. Değil mi? Muhteriz mutterit darbeler kar kar kar. Elhan Şita unutmayın. Elhan Şita vurgusu 2023 23 deyip de 22 yazmak evet 3'ü yapamadım orada evet. 2023 AYT sorusu olabilir. 2023 AYT sorusu elhan Işita, Cenab-ı Şahabettin, Sembolizm, Parnasizm bunlar olabilir arkadaşlar. Benden söylemesi devam. Feci Ati'deyiz. Hocam 3 madde yazmışız. E zaten kısa. 2-3 yıl sürmedi mi bu? Her yıla bir madde gibi düşün. Kamer şairi, adalar şairi, hatta zühre şairi de diyecekler. Kimin için? Tabii ki ruhu bir kaydın yazarı olan T. Nahit için. Hocam T. Nahit ne Allah aşkına? Tahsin Nahit cebinizde kalsın lütfen. Victor Hugo'nun şiirine karşılık. Mavi Gözlü Yunan Çocuğu şiirine karşılık. Kin şiirini yazmıştır. Kimdir hocam bu? Çok rahat hatırlayacaksınız. Hemen okumuzu şöyle ha, tamamladık. Emin E. Bülent. Serdaroğlu cebinizde kesinlikle kalmalı arkadaşlar. Eyvallah. Hece ölçüsüne köylü vezne diyen vatandaşımız. Hani Cenab-ı Şahabettin'de parmak hesabı diyordu. Evet fecati de... Hece ölçüsüne köylü vezdin diyen kişi ise arkadaşlar Ahmet Haşim olacak. Şimdi fecaati çok da böyle aman aman uzun süren bir dönem değil. Ama bu cümleden sonra şunu söylemeyeceğim. Yani kısa sürmesine rağmen damga vurdu. Hayır öyle bir şey de yok. Yani fecaticiler bir beyanname yayınlıyorlar biliyorsunuz. Bu beyannameyle ile birlikte biz şunu yapacağız, bunu yapacağız, biz şöyleyiz, biz böyleyiz. Aman Allah'ım neler neler söylüyorlar ama çok da böyle bunları gerçekleştiren bir dönem olarak karşımıza çıkmayacaklar. Ya her şeyden önce fecati bir bildiri, bir beyanname yayınlayarak biz buradayız diyor. Yani biz ayrı bir şeyiz ya diyor ama diyor ki Servet Fünün dergisi dursun biz onu kullanalım. Ya başka bir dergi bulamadık mı ya? Fecati dergisi niye yok abi? Yok. Biliyorsunuz Servet Firun dergisi arkadaşlar şöyle düşünmeyin. Hocam yani 1909'da, 1901 itibariyle bu 909 başlangıcı olsun bunun. 1901 itibariyle e, dergi kapanmadı mı hocam? Dağılmadı mı Servet Ünlü? Evet. Servet Ünlü'ler dağıldı. Ama Servet Ünlü'nün dergisi 1944 bak 25 Mayıs 1944'e kadar devam etti. Abi 1944 inanılmaz değil mi? Bir Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ne var ne yok her şey bitmiş. Günümüze geliyoruz artık 1944 ne? Daha dünya dur doğal olarak dergi kapandı ama yani grup dağıldı ama dergi tamamen ortadan kalkmadı arkadaşlar. Sadece o yazarların etkinliklerine son verildi. Grup dağıldı diyelim. Çok daha doğru bir ifade. Tamam? Derginin tam anlamıyla yok olması 1944'ü bulacak. Yani bu ne demek arkadaşlar? Feciatiyet döneminde Servetifünun dergisinden yararlanılma nedeni bu dergi hala açık devam ediyor çünkü. Peki fecaticiler Servet-i Firun'u tekrar etmekten öteye gidemeyen bir grup olarak karşımıza gelecek. Yaklaşık 24, 23-24 ismini imza attı ve buraya imza atıp da sonrasında Milli Edebiyat'ın kurulduğu bir dönem aslında değil mi? Buraya imza atan Yakup Kadiler, Refik Halitler değil mi? Fuat Köprüler falan çok önemli isimler arkadaşlar. Sonrasında Milli Edebiyat'ın kuruluşunda temel atma töreninde olacak isimler değil mi? Aman dikkat. Fecati'de gereği kim kalıyor? Aslında Emin Bülent Serdaroğlu falan bırakıyor tamamen Edebiyat'ı bu dönemin kapanmasıyla. Kendini tamamen bu anlayışa adayan sanat şah bu anlayışını. Yani feycaaticilerin anlayışını hayatı boyunca sürdüren tek bir isim vardır. O da Ahmet Haşim'dir. Göl Saatleri'yle, Piyale'yle, Frankfurt Seyahatnamesi'yle, Gurabahane-i Laklakan'la, Bize Göre adlı eserleriyle arkadaşlar Ahmet Haşim'i anmaktan büyük fayda var. Ahmet Haşim akşam şairi olarak da bilinecek. Kimisi fiziki görüntüsünü beğenmediğini, akşamları dışarı çıktığını ve bu nedenle bu lakabı aldığını söylerken kimisi bu kavramı çok sık kullandığından bu kavramı aldığını, bu lakabı aldığını söyleyecek. Şüphesiz ki ikinci taraftayız bizde. Yani fazlasıyla sarıyı, siyahı, böyle karanlığı, akşamı çok fazla kullanacak. Akşam, yine akşam, yine akşam diyecek. Merdiven diyecek. Değil mi? Bir günün sonunda arzu diyecek. Obel de diyecek. Diyecek diyecek ama Ahmet Haşim asıl biz diyeceğiz hocam. Fecati demek Ahmet Haşim demektir. Sorulursa amman dikkat. Şiir hakkında bazı mülahazalar adlı eseriyle karşımıza da gelebilir. Bu makale tarzında yazılmış olan bu eserde arkadaşlar özellikle saf şiir anlayışın da adeta arkadaşlar temeli atılır. Cebinizde kalsın. Evet fecati budur. Geçelim adam hocam geçelim. Milli edebiyata geçelim. Beş geçelim. Cumhuriyete geçelim ki hiç bitmesin hocam saatler sürsün. E o zaman Hadi devam edelim. Milli Edebiyat Dönemi diyoruz arkadaşlar. Şu sayfaları bir halledelim. Mesela bu sayfa bitsin. Bir Milli Edebiyat özeti yapalım. Bakalım neler çıkacak. Evet. Yeni Nisan makalesi Ashabı Kehfimiz ve Bomba adlı kahramanlar, kavramlar daha doğrusu kahramanlar olmasın. Kavramlar bize kimi hatırlatacak? Tabii ki Ö. Seyfettin'i hatırlatacak. Ömer Seyfettin arkadaşlar çok çok önemli bir isim. Mopasan tarzı hikayeleriyle tanınacak. Yani klasik öyküleriyle tanınacak. Yani olay hikayesiyle tanınacak bu isim. Ömer Seyfettin çok kısa süre yaşıyor arkadaşlar. Hatta çok kısa süre kalıyor ama kısacık hayatına 140 civarı, 140'a yakın hikaye sığdıracak. Yani okumama ihtimaliniz yok arkadaşlar hikayelerini. Mutlaka meb'in kitaplarında falan görmüşsünüzdür. Parça parça da olsa okumuşsunuzdur. Doğal olarak Ömer Seyfettin döneme yön veren milli edebiyatın kurucuları arasındadır. Yeni lisan makalesini yazacak. Soru işareti e, imzası kullanacak orada. Kendini de çok belli etmeyecek ama yeni bir dil çağrısı. Yani Yeni Lisan makalesindeki maddeler, vurgular adeta milli edebiyatın bir bildirisi, mani su duyurusu olacak. Orada söylenenler, orada planlananlar Adeta milli edebiyatta yapılacak yapılmış olan şeyler olacak. Evet, cenge giden cenge giderken cenge giden de olur. Cenge giden var mı arkadaşlar? Evet. Cenge giderken şiirle karşımıza çıkan isim Mehmet Emin Yurdakul olacak. ME Yurdakul. Cepte kala sosyolog dikkat. Mitolojiden yararlanacak. Bu arada Mehmet Emin Yurdakul tüm şiirlerini heceyle yazıyor. Türk şairi, milli şair gibi isimlerle de anılır. Aydın kızları var, ordunun destanı var. Var da var. Çok önemli eserleri var. Ey Türk uyan var. Cebinizde kalsın. Sosyolog dedik mitolojiden yararlanır dedik ve didaktik dedik ya didaktik baştan sona bu kavramlar direkt olarak Ziya Gökalp'i bize hatırlatmalı arkadaşlar. Ziya Gökalp çok önemli bir isim. İlk Türk sosyolog resmi anlamda. O da cebinizde kalsın. Atatürk'ü bile biliyorsunuz fiziki şey fikri anlamda, fiziki anlamda etkilemesin. Fikri anlamda etkileyecek arkadaşlar. Bu çok çok önemli fikri anlamda hatta fikri babamdır falan diyecek değil mi Atatürk Ziya Gökalp için? Yani birçok kişiye çok çok önemli isimlere yön vermiş dehşet bir isimden bahsediyoruz. Ama çok önemli noktaları var Ziya Gökalp'in. Şimdi Yeni Hayat, Altın Işık değil mi? Kızıl Elma gibi şiir kitaplarının çok ötesinde. Türkçülüğün esasları adı makalelerinden oluşan Türkçülük anlayışını o dönemde gündeme gelen bu anlayışı temellendiren değil mi? Bir eserde yazacak. Daha çok Ziya Gökalp'i fikri yönden hatırlayacağız. Yani eserleriyle hatırlayacağız. Cebinize lütfen kalsın. Bence altın değerinde bir isim. Ziya Gökalp önemli. beş etkilemiş. 5 hececilerin aslında heceye geçmesinde, hepsi biliyorsunuz Aruz'da yazıyor 5 hececilerin ilk aşamada. Aruz'dan heceye geçmelerinde, adeta hecenin 5 şairi olarak anılmalarında çok büyük önem taşıyacak. Geçtiğim yol Cenab-ı Şahabettin'le münakaşa. Hmm. Milli Edebiyat meselesi ve Cenab-ı Bey'le münakaşalarım diyor hatırlayacaksınız. Ali Canip. Yöntem Cepte Kala kurucuları arasında Aman Hocam Uyuma, Kadro dergisi, Halkçı yazar ve Nehir roman. Bu anahtar kelimeleri görüp de Yakup Kadri demeyen Olabilir tabi demeyin olabilir. Çünkü bu biraz kapalı. Kadro dergisinden hatırlamazsınız. Halkçı yazarlardan da yazardan da hatırlamayabilirsiniz. Nehir Roman deyince birçok kişinin var aslında Nehir romanı. Ama tabii ki burada anahtar kelime, asıl anahtar kelime Kadro dergisi. Yani adını ilk defa orada duyurması ama kapalı bir anlatım oldu. Onu da söyleyeyim. Yakup Kadri'yi bu maddelerle tanıtmaya kalkarsan çoğu kişi hatırlamaz. Ama şu dakika itibariyle halkçı yazar olarak tanıtması Kadro dergisinde kendisini bence inanılmaz bir adım oldu. Ciddi anlamda 10 adım öndesiniz şu an. Çok önemli. Canlı bir dili var. Öğretmen ve Anadolu'yu gezmiş arkadaş Arkadaşlar aman dikkat. Reşat Nuri yazabilirsem Güntekin burada anlatılan isimdir. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar. Onbaşı lakabını alacak. Kadın karakterleri çok güçlü bir şekilde karşımıza getirecek. Teknik olarak biraz kusurlu eserler yazacak. Çünkü anlatım daima onda ikinci plandadır arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Anlatım ikinci planda. Onun için içerik önemli. Bahsedilen kişi tabii ki ops Renato Norisin mi hocam? Halide Edip adı var olacak cebinizde kalmalı. Kirpi diyoruz. İstanbul'un iç yüzü ilk eseri diyoruz. Çete diyoruz. Nilgün diyoruz. Sürgün diyoruz. Yahu neler neler diyoruz. Onlarca eserden bahsediyoruz. Kim için? Refik Halit Karay için. Felsefe dersleri diyoruz. Yani bu hem eserin adı aslında felsefe derslerinde eseri var. Bir de felsefe derslerine giriyor. Ders veriyor falan. Serabı ömrümle de hatırlıyoruz. Rıza Tefik, bölük başını aman dikkat. Küçük adında ikinci köy romanında yazar olacak arkadaşlar. Kimdir o? Ebu Bekir Hazım Tepeyran cebinizde kalsın lütfen. Ebu Bekir Hazım Tepeyran ikinci köy romanı olan Küçük Paşa yazacak biz de saygı duyacağız. Sırat-ı Müstakim Sebil-i Reşat dergilerinde yazdı dersek Mehmet Akif Ersoy'u hatırlarız zaman dikkat. Ok şiirinde hece ölçüsünü kullanmış ve divan şiirine çağdaş bir yorum getirmiş dersek arkadaşlar burada da Yahya Kemal'i anlatmış olacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Milli edebiyat dönemi demek milli yani öz kaynaklara dönülmesi demek. Bayağı bildiğin mesela Ziya Gökalp'in Lisan adlı bir şiiri var. Lisan şiirini okuyun. Abi makale okumuş şey mani okumuş sanarsınız kendinizi. Mani. Makaleleri tanınıyor olması ayrı tabii ki. Ağzınızdan makale çıkmış ki onu da söyledik. Mani okumuşsunuz gibi. Desem ki ya bu Karaca olan yazmış bu maniyi. Vallahi inanırız billahi inanırız. Öyle bir eser lisan. Mükemmel. Yani dilimizi Türkçeyi vesaireyi övüyor. İstanbul Türkçesini göklere çıkaracak falan ama inanılmaz sade bir dil. Ve biçime hiç önem vermiyor adam. Yani ne bileyim bir milli edebiyata geçiyorsun artık böyle daha sanatlı. Hayır sanatlı manatlı değil. Tamamen öze dönecek. Ve Ziya Gökel başkanlığında arkadaşlar önderliğinde diyelim daha doğru olur. Bir mitolojiye dönme. Mitlerden yararlanma. Efsanelerden yararlanma çığırı da bir anlamda başlayacak. Milli edebiyat dönemi aslında memleket edebiyatı çığırının başladığı dönemdir. Memleketçi bir edebiyat anlayışı vardır bu dönemde. Dilde sadeleşmede çok büyük adım atılacak. Başarı %90 sağlanacak. %100'ü zaten Cumhuriyet döneminde göreceğiz. Dilde sadeleşme desen yerinde. Nazın biçimi nazım türü desen tamamen sade ve kendi özümüzde eserler vermeye başlıyoruz. Artık bu dönemde gerçek anlamda olgun eserler de vermeye başlıyoruz. Kusursuz roman diyeceğimiz Aşkı Memnunlar, Mavi ve Siyahlar her ne kadar Halisya tarafından ve Servet İfürün döneminde yazılmış olsa da gerçek anlamda romanı artık yavaş yavaş bu dönemde hissetmeye başlıyoruz. Yani kusur musur asla söz edilmeyecek. Bu dönemde Yakup Kadri gerçek anlamda döneme yön verecek. Ankara'sıyla, panoramasıyla değil mi? Yakup Kadri çok önemli bir isim. Yani yabanıyla, kiralık konağıyla çok çok önemli. Senihalar vesaireler çok sık sorulacak. Soruluyor. Halide Edip Adıvar'a bakıyorsunuz. Ateşten gömlekler, handanlar vesaireler, tatarcıklar çok önemli. E Reşat Nuri'ye bakıyorsunuz. Acımaktır, damgadır vesaire. Refik Halit'i zaten söyledik. Ebu Bekir zaten küçük paşasıyla. Mehmet Akip Ersoy safahatıyla dönemde çok çok etkin rol alacak ama bu arada Mehmet Akif Ersoy'un bağımsız olduğunu hatta Yahya Kemal'in de öyle şu iki maddenin şu iki ismin yuvarlak için aldığımız iki ismin bağımsız olduklarını da söylemek lazım. Bu dönemde yaşamış olsalar da bu dönemin anlayışını savunmayacaklar. Bu dönemin anlayışıyla eserler yazmayacaklar. O yüzden Mehmet Akif Ersoy ve Yahya Kemal Bey bağımsızlar olarak da adlandırdığımızı unutmamanızda büyük fayda görüyoruz. Ok şiiri dışında bütün şiirlerin aruzla yazması Yahya Kemal'in artistik ama daha önemli maddesi divan şiirine çağdaş bir yorum getirmesi. Arkadaşlar ben bu anahtar kelimelere çok güveniyorum. Yani sınavda bir Reşat Nuri gelecekse canlı dil, öğretmenliği, Anadolu'yu gezmiş olması anlatılamadan Reşat Nuri sorulamaz arkadaşlar. Abi yazar eser soru anlarım orada artık yazarın eserini verir ama bu anahtar kelimeler çok güvendiğim anahtar kelimeler. Dönemi en güzel özetleyen, kişileri en güzel özetleyen anahtar kelimeler. Zaten kişileri yazar eser bazlı ve özellik bazlı soruyoruz. Bu her sorudan sonra da genel bir özet yapıyorum. Doğal olarak eksik bırakmadan gidiyoruz. İçiniz çok rahat olsun. Milli Edebiyat Dönemi evet dediğimiz gibi arkadaşlar Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem'in önderliğinde başlamış bir dönemdir. Yeni Lisan çok çok önemli bir makaledir. Yeni Lisan'ı biliyorsunuz Genç Kalemler Dergisi'nde yayınlıyor. Genç kalemler yıl 1911 arkadaşlar. 1911 genç kalemler yeni lisan Ömer Seyfettin bu 3-4 madde boşluk doldurma sorusu olarak gelmeye de çok müsaittir. Adeta genç kalemler milli edebiyatın yayın organı gibi orada görev yapacak. Nasıl Servet Fürün'de Fecati'de Servet Fürün dergisi var burada da genç kalemler dergisi var. Lütfen cebinizde kalsın milli edebiyat dönemi ve yazarları şairleri vesaireleri. Evet. Geldik 5 hececilere arkadaşlar. 5 hececiler çok çok önemli. Tam böyle Milli Edebiyat'tan Cumhuriyet'e geçiş aralığında genelde ben anlatıyorum biliyorsunuz. Deli Ozan çam deviren lakaplarıyla tanınacak. Sanat şiirinin mimarı Faruk Nafiz. Dikkat. Çamlıbel. Faruk Nafiz Çamlıbel yazdığı sanat şiiriyle memleketçi edebiyatın adeta bildirisini yapar. Evet evet sanat şiiri memleketçi edebiyatın başlatıcısıdır, duyurucusudur, ilancısıdır. Dikkat lütfen unutma. Deli Ozan çam devren kaplarıysa sorulmaya çok müsait. Fırtına ve kar ve bunun dışında karın kesi büyük olsun hocam. Ve bestelenmiş şiirlerle tanınan isim arkadaşlar bu dönemin önemli isimlerinden Orhan Seyfi Orhon olacak. Lütfen unutmayın olur mu? Çok çok fayda sağlayacak sizlere. Çimlik lakabıyla tanıyacağımız kişi heceyle yazılan ilk manzum tiyatro olan Binnaz'ın da yazarıdır. Yusuf Ziya Ortaç'tır. Lütfen unutma. Yusuf Ziya Ortaç çok çok önemli bir isim. Türk denizciliğini destanlaştıran şair Enis Behiç Kor Yürek. Lütfen unutulmasın. Yani... Ya Güneş'in ölümü var, Miras var, Süleyman var değil mi? Enis Behic Kor yürek gerçek anlamda korsan hikayeleri anlatan, yani deniz 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 demek bir anlamda. Enis Bey hiç korrek arkadaşlar. Lütfen unutulmasın. Çok fayda sağlayacak sizlere. Devam. Aruza veda olsun o. A koyalım oraya bir tane. Aruza veda şiiriyle Aruz'u bırakıp heceye geçti. Kim hocam? Halit Fahri Ozan Soy. Lütfen cebinizde kalsın. Halit Fahri. Halit bu arada. Halit Fahri Ozan Soy. Beş hececilere elveda mı diyeceğiz? Elveda. Evet elveda diyeceğiz. Evet arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi sorumlu olunan tüm sanatçılardayız. Uyumak yok hocam. Video tek parça halinde Çekiliyor Bu arada onu da söyleyeyim zaten saçı başı dağıtmamdan anlamış olmanız lazım böyle bir iki saniyelik hemen geliyorum deyip ayrıldığım burada oldu dur dur falan ama videoyu asla parça parça çekmedim arkadaşlar haberiniz olsun tek parça oturduk hala çekiyorum hiç süresine bakma videonun yani peki hocam Serenat diyeceğiz Olvido diyeceğiz Tevfik Fikret'in ilk şiir kitabı olan Rübabı Şikeste'yi sas adıyla Türkçeleştiren isim diyeceğiz. Yürü be hocam diyeceğiz. Saf şiir diyeceğiz. İnanılmaz bir şiir anlayışı diyeceğiz. Fahriye abla diyeceğiz. Olvido diyeceğiz. Serenat diyeceğiz. Bu son ikisini demişiz zaten. E o zaman ismi anacağız. Ahmet Muhib Dranas. Çok önemli bir isim. Cepte kalmalı. Sorulur mu sorulur. Gölgeler o böyle istemezdi tiyatroları. Sezgi şairi. Omani Padmehum. Lam Elif. He diyeceğiz. He diyeceğiz de... Ya Sezgi Şahin'e deyince Asaf Halet Çelebi diyeceğiz. A nokta H nokta Ç-L-B. Uyuma Ömrümde Sükut ilk şiir kitabı unutma lütfen. Ömrümde Sükut Cahit Sıtkı Tarancı'nın ilk şiir kitabıdır. Cahit Sıtkı ya sen Ömrümde Sükut'la Cahit Sıtkı'yı hatırlıyorsun ya. Soru kaçırma ihtimalin bitti. Şu dakika itibariyle yok öyle bir ihtimal ya. Abi 35 yaş yeri desem bunu kim hatırlamaz ya? Ama ilk şiir kitabının adını söyleyerek karşınıza getirirsem ve siz bunu hiç hatırlamasanız dahi ha Cahit demeniz bile inanılmaz yol aldıracak göreceksiniz sınavda testlerde. Peki ilk şiiri Örümcek Ağa. E tabii ki Ağaç, Büyük Doğu gibi dergilerde de karşımıza gelecek. Necip Fazıl, kısa kürek arkadaşlar Necip Fazıl diye şöylece yazmış oldum. Radyo oyunları. Aman arkadaşlar Evler Şairi, Evler Şairi lakabı var radyo oyunlarıyla dikkat çekecek. Behçet Necati Gil aman dikkat et, sevgiler de. Behçet Necati Gil. Ah be Behçet Necati Gil şiirleri çok iyi. Evet. Cezayir Türküsü Çocuk ve Allah Fazıl Hüsnü yazabilirsem... Vallahi ya Hüsnü yazamayacağım ya evet. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Labinya hocam. Labinya'yı görüp kendinden geçmemek mümkün mü ya? Özdemir Asaf. Ö nokta. Asaf diyeceğiz kendisine. Varlık dergisini çıkartı onar mısra deseyle karşımıza geldi. Tabii ki Yaşar Nabi Nayır dikkat. Yaşar Nabi Nayır. Sebil ve Güvercinler Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi Ziya Osman Sabah olarak karşımıza gelecek. Z nokta Osman Sabah. Ziya Osman Sabah'ı biliyorsunuz. Cahil kıtarancının Tarancı'nın Ziya'ya Mektuplar adlı eserindeki Ziya bu. Dikkat. Yedi Meşalecilerin kurucusu. Yedi Meşale adlı eseri bile var. Sabri Esat Yavuşgil. Sabri Esat. Esat. Siyavuşgil cepte kala çok önemli. 7 mesajlarda olup da öykü yazan sanatçımız. Shortslarda kısa videolarda çok sık bu ismi vurguladım biliyorsunuz. Kenan. Hulusi, Dikkat, Koray cepte kalmalı bence. Yani içinde yaşadığı dönem şiir grubu olup da herkesin harıl harıl çatır çatır şiir yazdığı bu dönemde ya ben öykü yazacağım. Demek de büyük cesaret ister. İnanılmaz farklı bir adım. Kenan Uluskora'ya da selam olsun. Evet. Mayakovski'den etkilenme. Kuvayi Milliye Destanı'nın önemli olması. Tabii ki bu maddeler bize kimi hatırlatacak? Nazım Hikmet Ran'ı hatırlatacak. Nazım Hikmet Ran. Aman dikkat. Cepte kalsın selam olsun. Gurbet şairi. Bingöl. Bingöl evet. Bingöl çobanları. Aman dikkat. Ahmet. Kutsi. Tecer. Aman Allah'ım. Yani Büngöl dememden zaten saatlerdir bu videonun başında olduğumu anlayabiliriz. Büngöl evet. Belki de Büngöl gelir be. Bakarsın Büngöl çobanlara sorulur. Anadolu şairi, yayla dumanı. Hocam Anadolu şairi deyince kim gelecek aklımıza? Tabii ki anılacak tek bir isim var. Ömer Bedrettin Uşaklı. Ömer Bedrettin diye yazsam anlaşılır. Çok çok önemli. Ümmül Muharrirat 2023 AYT. Pardon ya ben ne yazıyorum? 2023 AYT sorusunu ben dur. Soruyu niye söylüyorsun hocam? Dur onun tahmini gelecek. Ya. Tamam onun tahmini de söyleyeyim. Evet, soruları söylemeyelim hemen. Ümmül Muharirat yazarların annesi olarak bileceğiz. Söyledik söyledik şaka yapıyorum. Hepsini söyledik zaten. Bu kısa videolarda yine şeydi de. ÖSYM'nin büyük sırrı videosunda da söylemiştim hatırlayacaksınız. Git Bahar sorulabilir demiştim. Halide Nusret zorlu arkadaşlar. Haldenin sürekli zorunluluğundan sorulursa zaten Git Bahar'ın sorulması zorunludur, mecbur. Mecbur onu soracaklar. Yayla türküsü falan belki ikinci sırada ama mutlaka sorulur. Ümmü'l-Muharrirat da yani bakarsınız belki bu şeyle de gelebilir. Lakapla da gelebilir. Ankaralı Aşık Ömer mahlası. Yani değişik bir mahlas değil mi? Ankaralı Aşık Ömer mahlasını tercih etmesi kimdir hocam o? Behçet Kemal Çağlar. B. nokta Kemal Çağlar yazarsam yazabilirsem harika çok iyi olacak. Nasrettin Hoca fıkralarını şiirleştirdi. Mehmet Alisel takma adını kullandı arkadaşlar. Aman dikkat çok çok önemli. Orhan Veli Kanık olarak karşımıza gelecek bu isim. O nokta. Veli Kanık. Perçemli Sokak şiiri. Perçemli Sokak çok çok önemli arkadaşlar. Bu isim sorulursa sorulabilecek tek eseri diyebilirim artık buna. Oktay Rıfat. Horozcu arkadaşlar, oktaylı Horozcu. İslam estetiğini fazlaca verecek, Sebep A adlı eseriyle karşımıza gelecek, Erdem Bayazıt diyeceğiz, saygı duyacağız. Yağmur Naat'ı, aman dikkat, Nurullah Genç arkadaşlar, bu da sorulmaya çok müsaittir. Nurullah Genç de 2023 AYT sorusu olabilir. Halden üstet Zorlutu'dan 2023 AYT sorusu olabilir arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Bence burada bir artı iki net falan yatıyor Cumhuriyet döneminden. Haberiniz olsun. Yine de ben vurgumu yapmış olayım. Eşyanın şairi diyeceğiz. Leke diyeceğiz arkadaşlar. Neler neler söyleyeceğiz de kim olduğunu söyleyecek miyiz? Tabii ki burada eşyanın şairi lakabının Sedat Umran'a ait olduğunu vurgulamadan geçemeyiz. Sedat Umran diriliş dergisini çıkarttı. Hızır'la 40 Saat adlı eseri yazdı. tabii ki Sezai Karakoç olacak. Şu 40'ın K'sini de büyütmeye çalışıyorum. Evet harika. Sezai Karakoç. Cemalettin Seber takma adı değil de asıl adı olsun. Şarkısı beyazsa ilk şiiri olsun. Tabii ki Cemal Süreya olsun. Onu da silmeyelim şöyle olsun. Harika Cemal Süreya hocam. Eyvallah. Buraya kadar her şey yolunda. Amentü şiiri. Geceleyin bir koşu. Evet isyan vesaire. İsmet Özel, Tasavvuf, Mesih Paşa İmamı, aman Allah'ım İbrahim Efendi konağı dikkat. Samiha ay verdi olacak, server bedi takma adını kullanacak özellikle ticari kaygılarla yazdığı eserlerde ki Cingöz Recai serisinde de arkadaşlar yine bu lakapla yazdığını göreceğiz kendisinin. 20. asır gazetesi çok önemli onun için Şimşek Canan vesaire yani hocam ya 9. harcıya koğuşu canım işte. <Sessizlik> Matmazan Nuralya'nın koltuğu. Bir tereddüdü romanı. Vay be Peyami. Evet. Peyami Safa cepte kalsın lütfen. Aman dikkat. 9. harcı koştu yani otobiyografik vurguların olduğu bir eser cebinizde kalmalı. Var mı hocam devamı? Biter mi ya? Daha iyi başlıyoruz. Bitmez hocam bitmez. Daha yeni başlıyoruz. Peki hocam neredeyiz? Yarınların romanındayız. Yarınların romanı yani hocam kimin eseri hocam? Bu eserle ilk defa edebiyatımıza girecek. İbiş'in rüyasıyla hatırlayacağız kendisini. Eserimizin vesairemizin yazarı Tarık Buğra olacak. Bakın romana Peyami Sefa ile keskin bir geçiş yaptık cepte kalsın. Rüya dendiği zaman, bilinçaltı dendiği zaman, zaman dendiği zaman, huzur dendiği zaman, denileceği zaman anlatılan isim tabii ki Ahmet Hamdi Tanpınar olacak arkadaşlar. Lütfen dikkat edelim. Bu isim yine sorulma ihtimali çok yüksek bir isim. Zaman zaman 5 şehirle çıkıyor. 5 şehirle karşımıza geliyor. Zaman zaman saatlerin ayarl saatleri ayarlama süsü dikkati çekecek diyoruz. Çekli çekecek geldi gelecek. Ahmet Hamit Tanpınar cepte kalsın. Boğaz için mehtaplar arkadaşlar. Aman dikkat. Abdülhak Şinasi Hisar'ın eseri cepte kala unutulmamasın. Unutulmamasın mı? Evet unutulmasın. İç konuşma. Uzun hikaye Mustafa Kutlu. Mustafa Kutlu da çok çok önem taşıyan isimlerden. Yani ortadaki adamdır gönül işleri sorulmaya çok müsait ya. Mustafa Kutlu da böyle hikaye noktasında karşımıza gelebilir arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın. Devam ediyoruz. Toz duman içinde diyeceğiz. Tabii ki Talip Apaydın diyeceğiz kendisi için. Batı Anadolu diyeceğiz. Batı Anadolu'yu çok fazla anlatacak arkadaşlar. Özellikle Cemo adlı eserinde bunu çok sık göreceğiz. Eserlerde nereden anlattı? Kemal Bil başar olacak. Kalpaklılar dolu dizgin. Samim Koca göz. Bakın dikkat arkadaşlar. 1980 sonrası roman elenince biraz bu modernist postmodernistler bu işten biraz etkilendiler ama yine de sorulmama gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Yani sorulabilir. Her birinden soru gelebilir. Cumhuriyet döneminden neden gelmesin romanından ama sadece çok düşük ihtimal. Ya sadece dediğim kısım da aslında sınavın kendisi. Oraya yok gibi adeta. Yani Cumhuriyet dönemi şiirinden iki soru falan. Bir iki soru gelecek gibi görünüyor. Cumhuriyetten de sorulursa bu isimleri sorma ihtimalleri var. Ben de bilinçli olarak zaten o isimleri aldım. Evet, sonda vereceğiz artık yavaş yavaş da bitiriyoruz. Neredeyiz hocam? Ege bölgesi dedik. Susuz yaz dedik. Necati Cumalı dedik. Çok çok önemli arkadaşlar Necati Cumalı. Necati. Evet köy yaşamı var. Tırpan var hocam. Tırpan tırpan tırpan. Kimi hatırlatır? Fakir Baykurt'u hatırlatır. F nokta. Baykurt, Karartma Geceleri, Mizah, Rıfat, Ilgaz, cepte kalsın Mopasant tarzı hikayeler, Ses Adlı Hikaye, Kimin Hocam, Sabahattin, Ali'nin eseridir sorulmaya çok müsait bu isimler. Büyükşehir insanını anlatacak, Borda'mıza vuran Deniz diyecek, Orhan Hançerlioğlu, o nokta Hançerlioğlu mesela bu gelse acayip ters köşe olur. Çok beklenilen bir isim değil açık söylemek gerekirse Orhan Hançerlioğlu. Gelirse fena ters köşe olma ihtimalimiz yüksek ama şu dakika itibariyle o yüksekliği ortadan kaldırmış olduk. Tarihi romanlarıyla hatırlayacağız. Tarih ve Tahir birbirine çağrışım yaptıracak demiştik. Tabii ki Kemal Tahir olacak arkadaşlar. Cebinizde lütfen kalsın. Biter mi? Bitiyor az kaldı. Az kaldı. Şuradaki 2-3 maddeden çok rahat anlıyorsunuz. Bitmek üzere. Toroslar, Çukurova, İnce Mehmet diyeceğiz. E kimi hatırlayacağız? E tabii ki Yaşar Kemal'i hatırlayacağız hocam. Nasıl hatırlamayız? Nasıl hatırlamayız ya? Yaşar Kemal'in ta kendisi. Mehmet Raşit Öğütçü diyeceğiz asıl adı için. İspinozlar adlı eseri ise çok çok önemli diyeceğiz. Kimin için? Orhan Kemal için. Yılkı atı diyeceğiz. Abbas Sayar için halodayı ve iki öküz diyeceğiz, mizah diyeceğiz, muzaffer İzgü için mavi hümanizma diyeceğiz deniz öyküleri diyeceğiz hatta gaza geleceğiz aganta burina burinata diyeceğiz halikarnas balıkçısı diyeceğiz cevat şakir diğer adıyla asıl adıyla cevat şakir kaba ağaçlı diyeceğiz yazabilirsek diyebilirsek var mı hocam başka bilgimiz bakalım bomboş bir sayfamız var saygı duyacağız ona da o sayfaya da saygı duyacağız eyvallah hemen şöyle en başa bir geleceğim en başı bir görelim. Tablomuzu bir şeyimizi bir görelim. Ah girişi harika. Anahtar kelimelerle edebiyat full tekrar dedik. Aman dikkat arkadaşlar. Burada çok böyle önemli noktalarını da aldık. Kıyıda köşede kalan kısımlarını da aldık mümkün mertebe arkadaşlar. Edebi akımlarla başladık. Şöyle genel olarak bakmak gerekirse. Edebi akımlardan bütün akımları aldık arkadaşlar. Tamam içiniz çok rahat olsun. Gelme ihtimali çok yüksek bu akımlardan herhangi bir tanesinin ama tahmin videosunda da çok sık vurgulayacağız. Böyle bir romantizme, realizme, naturalizme kayış olabilir arkadaşlar. Bu sene cebinizde kalsın. Sonrasında şiir bilgisi istedik. Bakın çok önemli. Kısa sembiyalar, tezkireler, letaif bence inanılmaz fayda sağlayacak size. Gazavatnameler, siyerler falan, pentnameler nameler unutulmamalı şiir türlerine geçtik arkadaşlar. Bütün şiir türlerini konuşurken pastoral şiiri de kendi içinde üçe ayırdık. Hatta bu kolik şiir dendiğini de söyledik. İnanılmaz, inanılmaz, inanılmaz arkadaşlar. Nazım biçimlerine geçtik. Nazım biçimlerinde bunlar çok önem taşıyor arkadaşlar. Mesela ya koşma, semai vesaire de çok fazla sorulur eyvallah ama çok tipik onlar. 11'li, 13'lüler geçersin koşma için. Zaten en sonda anlattım koşma semai ama özellikle mesnevi, kaside, gazel üçlüsü bu sınava <laughs> hazırlanırken merkezde olmalı. Edebi sanatlar dedik arkadaşlar. Edebi sanatlarda bilmeniz gerekenleri yine vurgulamaya çalıştık. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nda biliyorsunuz yu işte ne bileyim şölenler, sığırlar, yapılan bu törenlerle daha çok böyle kopuz eşliğinde koşukların vesairelerin, koşuk sav, destanların ön plana çıktığını vurgulamakta, burada hatırlatmakta fayda var ama çok da oradan soru gelmiyor biliyorsunuz. Destan noktasında gelirse destan içeriği videomuz fazlasıyla fayda sağlayacak arkadaşlar. Ama biraz daha önemli olan bu dönemin sanki 2023 AYT'nin merkezine oturacak olan değil mi sanki fazla... en az 6-7 soruyla karşımıza gelecek olan bir divan edebiyatı var ki onu akımlarla başlattık. Sonrasında şairlerini konuştuk ve sonrasında aman dikkat bakın dikkat pentnameye kadar güvahiye kadar vurgulamış olduk. Halk edebiyatı şairlerine de değindik. Tanzimat döneminin hem genel anlamda özelliklerini şöyle bir özetlemiş olduk hem de yazar eser noktasında güzel bir tekrar yapmış olduk. Gazetelere bile değindik bakın bu videoda arkadaşlar çok çok lazım olacak. Burada mesela genel anlamda sözlü edebiyat Sözlü anlatı türlerine değinmedim mesela. işte bu paneldir, sempozyumdur. Oradan sonra gelmeyeceğini düşünüyoruz. Çok gelme ihtimali çok düşük ama zaten kanalda yüzlerce video var arkadaşlar. sözde anlatım türlerinde bakabilirsiniz tabii ki ki bu kanalımızın son videosu değil. Yarın itibariyle yine videolar devam ediyor. Her gün olduğu gibi inşallah. Yıllardır olduğu gibi. E doğal olarak ben zaten her dakika video atacağım. Her gün video atmaya çalışacağım. Yanınızda olmaya çalışacağım. Ne varsa yine anlayacağız, tekrar edeceğiz. Ama bu flash bir tekrar olduğu için çok lazım olması gereken. Yani dinledik mi hocam? İyi ki dinledik ya. Diyeceğimiz bir tekrar olmasını istediğim için böyle makalenin özellikleri, fıkra, sohbet falan bunlar hiç girmeye gerek görmedim arkadaşlar. Onları zaten videoları var kanalda. Servet Firnus sanatçılarına değinmiş olduk. Sonrasında Fethi Milli Edebiyat dedik. Genel özet yaptık. Beş Eşeciler ve Cumhuriyet dönemiyle birlikte artık ne yaptık? Tekrarımıza son vermiş olduk. Uzatılabilir mi? Evet saatler sürebilir tekrarlar. 5-6 saatlik bir tekrar bile gelebilir ama anca oturup vakit kaybı olur. Başka da bir şeye benzemez. O yüzden Anahtar kelimelerle full tekrarın sonuna gelmiş olduk. Bence çok tadında oldu. Tam böyle izlenecek. Hocam şöyle oturup valla rahat bir zaman ayırıp her şeyi tekrar edebildim diyeceğiniz bir video oldu. Sınav anına kadar tekrar edin ama beni biliyorsunuz çok rahat durmam. Yani full tekrar 2, 3, 5, 10 diye devam etmese de full tekrar bazında yazar eser bazlı değil mi? Eser içerik bazlı tekrarlarla da karşınıza gelmeye çalışacağım. Yani lokal ama çok önem taşıyan detay tekrarlarda gelecek. Haberiniz olsun. E o zaman uzattık hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ekranı bir büyütelim. Süper hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi kolay gelsin.